Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah resulina Muhammedin salavat. Evet. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Amen. Biz bizi unuttuğumuz zaman rahmetiyle bizi muhafaza ve kuşatsın inşallah. Zihnimizi kendisine muhatap olacak şekilde aynı darlığını yapmasını bize nasip eylesin. Ee, his değil bugün, vicdan yapacağız. Dima 248, doğruysa. Ama Doğru. ısırmak için, toparlanmak için vicdan diğer yok. vicdan okuyacağız. Gülden. Doktor söyledi, bugünkü e, failimiz, yani cinayetimiz veya mükafatımızın sebebi, bahanesi doktordur hissi değiştir dedi. Tabi his de vicdan aynı şey değil mi? Aynı şey değil abi. Hiç Yazısı yok. bile B ile başladı. Z evet, ile evet, başladı. Tamam <laughs> bırak. gidelim ben. Birisi abi. var. <laughs> Birisi his. İlk kez gelen gibi söyledim. İlk kez gelen gibi söyledim. Nasıl yapıyor da <değil> o? Koş. Nasıl <laughs> Ali. Selam var mı? İyi misin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam Allah Resulüne. Ve ala ve sahbihi ecmain. Haşir meydanında bakacağız kimin borusu ötüyor. Evet. Heh. O en güzel o. Şimdi düşüncenin gücü arkadaşlar. Düşünce, farkındalık. Bu zannediliyor ki düşünceden bahsediyorum. Farkındalıktan bahsediyorum. Bu plaka bu. Bu plaka. Arabanın plakası. Ama arabada oturan adamın, çocuğun, kadının, eşyanın, o arabanın yönü, o arabanın cinsi vesaire hepsi farklı. Yani düşüncenin gücü derken psikoloji alırsın, ilim alırsın, vicdan alırsın. Yani bu Risale okurken tefekkürümüz doğru mudur bilmiyorum. Yanlış mıdır zannetmiyorum. Doğru. Risale okurken ders çalışıyorum ya bunu. Kafa tek mi çalışıyor? Bu nereden çıktı diye söylüyor. İşte Bu defterlerim de. duruyor. Çalışırken böyle. Kendi mevzumla meşgul oluyorum. Pat kenardan geliyor. Kaçırmamaya çalışıyorum yazıyor. Onlar. Sonra bakıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Dün, geçen hafta şöyle şey yapmıştık. Düşünme anı. ve psikoloji mesela. O anda başka olmak yani saat var ya böyle İmam-ı Azam'ın bir sabah namazında cemaatına hatmi Kur'an'la kıldırtmıştı namazı. Beçet hoş Bastı zaman tayy mekan bu meselesi var ya. Bastı zaman tayy mekan mesle de geçiyor sayın. O tık var ya saniye tık tık tık. Şunu tuttu. Şunu da tuttu. Tabiri benimle. içeriye girdi. Cemaatı da soktu. Ondan sonra bazısı içeri kendisi girer. Oradan bu tarafa hitap eder. Ee, o zaman arkasına geçti. Zaman arkasına geçince yani değer esmasına mazar oldu. Değer esması. Arkaya geçince anlatmak istedim şu. Düşünce anı o tık var ya onu, tut, onu da tut. Mekan açılıyor. Bir dünya açılıyor sana. Bir mekan açılıyor. Mekan. Yani dün akşam derste de söyledim. Çok evet. <laughs> Ben bir şey söyledim. Şu anda zaman, uzay, zaman, mekan. Bizde biz de meka, e, e, mekan. Onlar da uzay derler. Gelecekte eğer bu gavurlardan çıksaydı bu cümle bugün ilim dünyasında malzeme çok ciddi bir şey olurdu. Ama medyanların olduğu için gene bizden çalacaklar bunu. Zamanla uzay yani mekan iki gayrimünfektirler. İkisi aynı şey. aynı bulunabiliyorlar. Biri birisiz olmayacak gayrimünfekt derler. Ayrılması mümkün olmayan hakikattırlar. Mekan mülktür. Zaman melekuttur. Mekan bedendir. Zaman ruhtur gibi. Çünkü zamanın hakikati e, harekettir. Hareketin levnidir. Evet. Dün böyle e, cemaatim kardeşlerim evet. o kadar müsait olmadığı için evet. çünkü evet. her türlü insanların e, toplandığı bir evet. cumartesi tersi. Evet. Umumi hukuktur. Burada her şey konuşuruz, Gidebilir, gelebilir. Burası bizim özel maç konuşulacak ama aşağı söyle değil. Umu olduğu için o kadar gelebiliyorsun. Yani mekan nasıl oluyor diye Korkunç bir misaldi. Akşam namazının Allah'ın bana ikramıdır o. Artı kutupla <laughs> eksi kutup birbirine çatışınca ne artıya ne eksiye benzemeyen alev var, ısı var, ışık var, dalga boyları var, elektriksel manyetik alan var, çekim yasası var, itme çekim alanları oluyor. O çıkan eee şeye kıvılcıma ona bir şey diyorlar ne diyorlar ona ark ark ama bir manyeti bir alandır ama nerede be i̇şte yani o kıvılcım elektrikler var ya böyle kutup başlarına şahit çıt çıt çıt, i̇şte, çıt. hem orada çıkan işte aşağıdaki ark çok güzeldi ark. E, bu alan ışık var ısı var yani <laughs> e, aynı zamanda biz okulda Kaynakla iki farklı demiri birleştirdiğimiz gibi kaynakla da iki demiri de ayırt edebiliyorsun. Kesebiliyorsun kaynakla. Tamam? Mı? Uzak tutarsan onu kesiyorsun. Yakın tutarsan birleştiriyorsun. Kaynakçılar bilir bunu. Yani mesela kaynak e, uzak, dik, yan e, tutmayla değişiyor. Kaynakla demiri kesersiniz, kaynakla demirleri birleştirirsiniz. Şimdi o kadar mükemmel bir misal ki ama merak eder bununla dertlenenler için. Mükemmel bir misaldır bu. Ne kadar mevzumuza ışık tutacak bilemem. Şimdi o da hesaplanabilir. Oradaki ark yani o alan hesaplanabilir. O oluşan manyetik alan mekandır. Oradaki e, artı ve eksi kutupların birbirine çarpışması, e, akımın atması zamanın akma miktarıdır. Zaman. Oradaki zamanı belirler, zamanın miktarı. Mesela selüsü mü neydi bir madde var atom. Onun e, saniyedeki dalga taneciklerine göre saniye bulunur. Ha? Yani tesadüfen öyle tık bulunamış. Tık 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 değil. Şimdi neyi anlatıyorum? Bu kutupların birbirine arklaşırken akım derecesi, akım miktarı ve kablonun yapısıyla doğru orantılı olarak bu hesaplamalar zamana misaldır. Meydana gelen, gelen alana mekandır. Şimdi mesela bunu şeyde külliyatta kullanayım. Nerede diye. 24. söz benim bu konuda rehberim olan bir misaledir. 24. söz. Nedir o? <laughs> Celal, cemal ve kemal tecellisinden bahsediyor. Allah varken taş, toprak, gübre, kadın, erkek yoktu. Nasıl yaptı? İşte bu kablo artı eksi. E, artı Cemal. Eksi Celal. Tecellisine misal. Şimdi Allah bu kainatı yoktu. Ne ile yaptı? Celali. Cemal ile buluşturarak yani birbirine ayna yaparak bizim burukta hitabıyla çarpıştırarak ortaya çıkan bir manyetik alan ki ikisine de benzemiyor. Ne celaldır ne cemaldır, kemaldır. İkisi ikisiyle benzemiyor ama ikisinin birbirine e, ayna darlığından ortaya çıkan kendisinden farklı bir e, hakikattır. Celali Cemale çarpıştırınca artı kutupla eksi kutup çarpışınca ortaya çıkan o alan hesaplanılabilir mekan. O mekanın oluşmasına sebep olan kablonun çapı, oradan geçen volt voltun derecesi, çarpışma oranındaki mesafe hepsi dikkate alınarak yapılacak hesap zamanın zamana misaldir. Oluşan yer mekana misaldır. Burada ben neyi kastediyorum? Zamanınız mekansız, mekanı da zamansız düşünemezsiniz. Düşünülmez. Çünkü kayyumiyet ve umunu ediyor. İşte Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bunları taşlar, toprakları nereden getirdi? Celali, cemal ile birbirine ayna yaparak bunların ikisinin dışında oluşan o alan nasılsa Allah da vacibül bir vücuttu. Cemal ile cemal çarpışılacak mahluk, mevcudat çıktı, mümkünat çıktı. Yani o misal korkunç bir şeydir. Hem, Zaten orada surette o kıvılcım atlar orada bir ışık görünüp bir de ses vardır böyle insan etkilen olur ama onun e, özel aletlerle incelenmesiyle aslında zaman boyutunda bütün sinyalin manası özellikleri her şeyi diğer tarafta görünüyor. O dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Zannediliyor ki öyle bir atladı. Etmiyor. Zannediliyor. O e, insanları etkilemek için belki show maksadıyla yapılabilecek bir şey ama onun anlamı tamamen zaman boyutunda incelenmesiyle çıkıyor. Evet. Her şey ki o sinyalin ne karakter olduğu neyi ifade ettiği e, işte hangi şekilde olduğu hakiki şekli nedir? Onların hepsi zamanla ancak zaman ölçeğinde bakıldığında görünüyor. Frekans ölçeğinde de bakılıp, frekans ölçeğinde bakılırsa da başka bir şey. Hani dediniz ya elektromanyetik orada dalgalar yayılıyor. İşte onun içinde frekans boyutunda bakılması lazım. Orada mesela o e, kıvılcım atlamış olan ark tesir eder. Yani şeyde zaman boyutunda bakılırsa anlamlı çıkar ortaya. Andaki zuhurat Ama zuhu şeyde zahide hiçbir şey gözükmez. Zahirde atladı, parladı. Gibi. Yani işte zamanla, zaman mekan nasıl oluşuyor? Orada onun dışında mahlukat nasıl ortaya çıkıyor? Kendisine zıt, mevcudat, ötekisi Cenab-ı Hak kaynağı, vacibül vücut. Allah, İbrahim sormuş değil mi? Allah'tan mahlukat nasıl çıkıyor? Bunun gibi. işte böyle çıkıyor. Yani ama şöyle diyoruz tabii bir nur talebesi. Klasik olarak şöyledir. Esma'nın cilve cemal nakış ve sanatı tecellisidir deyip cehaletimizi bu tabelayla örtüyoruz. Ne ne dediğimizi biz de bilmiyoruz. Eee Esma'nın cilve cemal nakış sanatı diyoruz da nedir yani? Nasıl cilve? Cilve nedir? Nakış nedir? Nakış nedir? Sanat nedir? Bilmiyoruz. Öyle diyoruz yani naklediyoruz. Yani Nereden biliyorsun böyle dedi? Ben çünkü ben diyordum. Yani ben diyordum cilve camı ne Tamam papağan gibi naklediyor ama şahidi <laughs> değilim. Şahidi değilim. Bilmiyorum. Ama ya bu e, zaman mekan usta hareketin devnidir diyor. Yani hareketi şey var ya böyle odun ucu yanıyor da şurada duruyor. Hareketlendirdiğini hareket ederlerden bir satih medan çıkar. Evet. Tek tekler anlar o kadar yakın oldu ki anda hepsi olmuş gibi mekanı oluşturuyor. Hareket böyle mekan oluşturuyor. Hareket böyle mekan oluşturuyor. Mesela hiçbir şey yok bilgisayarda. Adam kodlar yazıyor. Kodlar yazıyor. O mekan yaptı. Sonra arsa yazdı. Bak bilgisayarda yazılımcıyı söylüyorum. Ee, hiçbir şey yok. Bir kotlarla bir tarla yaptı. Kotlarla içine bina koydu. İlk önce arsa yaptı, sonra bina koydu. Gibi. Şöyle bir örnek versek abi. Bismillah. Şeyde tohumda zaman var mı? Zaman hakikati var. Ben kendi tefekkürümü söylüyorum. Ama tohum filiz, filizlenince tohumdaki ukde hayatiye ondaki hasiyet açığa çıkıyor ya, o zamanı ve mekanı gösteriyor bize. Ama tohumda da zamanın hakikati vardı. Yani bunu fikrimize temel edebilir miyiz? bu mesela Yani o, o zaten... Yani tohumun içindekine benzemiyor. Ama içindekine ayrı da değil. Sonra ortaya çıkacak zaman, mekan da nasıl çıkıyor diye. O değil yani. Biz konuştuğumuz o değil. Tabii. O onu barındırıyor. Çekirdek mekanı, ağacın hakikatini barındırıyor. O değil bu. O mevzu o değil. Mekan ve zaman bu o değil. Nasıl mekansız ve zamansızdan çıkıyor. Vacipte mahluk nasıl çıkar? Mekan mekansızdan mekan nasıl? Onu anlatmaya çalıştım. Yani zaman ikisinden ayrıdır, kemaldır. Şimdi ne, Abi, nereye... bir daha hareket deyince akla benim o frekans dedim ama frekans böyle <laughs> teknik bir ifade bir sayede ihtizaz diye geçiyor. Yani. Evet. İhtizaz. Hareket ne kadar ona... Şiddetli olursa. Evet ne kadar şiddetli olursa sabit gözüküyor. Evet. Ne kadar yavaş olursa arada boşluklar gözüküyor. Evet. Çok Mesela hep misal verdim mi? 29 sözde geçiyor, 30'da da geçiyor. Mesela ipin ucunu tut. Ne tuttum? Gel. Yasin de ortadan kalk, kaldırsın. Kaldır, 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 kaldır. Gel, 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 gel. Bırak. <laughs> Yapar. Ne kadar şiddetli olursa o dolu gözükür. Ustadır. Şöyle bir gibi var ya. Odunun başı yakarsın öyle. Şiddeti hareketinden mekan olur. Veya şu ip burayı doldurur. Ne kadar şiddetli olursa boşluk yoktur. Hatta gözün görme kabiliyetini açtığı zaman ters dönünüz görürsünüz, arabanın lastiği gibi. Ters döner bu sefer. Yani, ters döner çünkü görme kabiliyetini aşıyor esai. Ee, yani burada ölü garip memleketteyiz ki her şey şaşıracaksınız. Cennetten daha garip orası. Cehennemden daha tuhaf. Cennetten çok garip. Cehennemden daha tuhaf. Şu halim nasıl böyle olabiliyor? Nasıl ikisini de benzemiyor? E, an da an her şey olan ama bir şey nasıl gözükebiliyor? Bu dünya tuhaf bir yer. Allahu Ekber mi dedirtiyor? Evet, yani Allah Ekber dedirtiyor. Ne kadar sade, karşıda toprak, çam ağaçlar var. Ağaç var, kuş yuvası var. Yani cennetten gelip de burayı mutala edip kendini inşa etmek ve sonra ebed alemine malzeme olacak sermedi manzaralar burada mı sergileniyor? Sermedi manzaralar. Ahiretin sermedi manzaraları ya. Yani burası mı? Yani bu tuhaf bir yerdeyiz. Anlayan anlar. Anlamayan anlamayacak zaten. Niçin? Alemleri, hmm. ee, Alem, yani niçin anlamayacak? Anlamaya ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Öyle şey anlar. Huri anlar. Cennet anlar. Yeme, yeme içme çikolata yeme, anlar. Çocuğa cennettesin çikolata anlar. İşte nereye geldik? Düşünce Mekan açmak öyledir. İşte sanki e, Cemal ile Cem, Cemali, artı ve eksi kutupların birbirine çarpışmasından çıkan kıvılcım gibi bir yer açmak. E, aynı zamanda düşünmek kendine dünya açıyorsun. Başka kendin oluyorsun. Başka yere doğuyorsun. Olmak isteyip de olunamadığının olunduğu bir yerdir. Hem hayal hem düşünceler. İnsan olmak isteyip de olunamadığı bir dünyadayız. Olmak isteyip de olunamadığı bir dünyada olmak istediğimiz neyse olunduğu yerdir. Neresi? Düşünceler ve hayal. İşte abi hayal için söylerdi. Olmak isteyip de olunamadıklarımızın olunduğu yerdir. Hayal, Mesela aya gitmek istiyorsun ama gidemezsin. Ama gidildiği bir yerdir. Evet. Bir Demek ki başka düşünmek farkındalığı doğurur. O da başka bir şey dönüşmektir. Aynı bedende. Başka yere doğmaktır. Neyi düşünüyorsan oraya doğuyorsun. Kendinden sıyrılmaktır. Bunu eee eski peygamberlerin e, suflarında öğretileri hükmü kalkmış ama kırıntıları e, kırpıntıları kalmış toplumda. Bunlar Asya'da çok olduğu için onun için din çoktur orada. Asya öğretilerinin ha, tamamen ha, bana, ya direkt o din hükmü kalkmış baki dini kalmış olan o suhuflardan veya onu birkaç tanesini birleştirerek türetilen bir felsefe akımları tamamen kaynağı semavidir. Yani bizzat metin değil ama ruhu semavidir. Onlardan bir tanesi buna e, zen felsefesi var Asya'da. Bunlara satori deniliyor diyorlarmış. Düşünceyi kontrol etme yöntemi değil bu. Ee, düşünce kendisinedir. Kon, kontrol başka bir şey. araba başka bir şey. Kontrol başka bir şey. <laughs> yani buna niçin o altını doldurarak söyledim? Bazıları izah yapıyor. Diyor ya. Niçin bu Asya dinlerinin işte ya semavi dinlerden almış veya birleştirmiş? sonra söyleyeceğim hüküm cümlesinin altını dolduruyor. Yani ya abi bu Zel felsefesi Satuliy nasıl demiş yani? Do sormuyorsun daha. Niçin sormuyorsun? İzah ettim. Yani semavi dinlerden olan o e, suufların hükmü kalkınca hükmü kalktı ama dimalarda bilgisi kalkmadı ki. Felsefesi kaldı orada. Felsefesi kaldı, düşünce şekli kaldı. Evet. Mesela Tevrat'ın hükmü kalktı diye insanlardaki kafalardaki de kalkmadı ki. İsa Aleyhisselam da öyle. Gibi. Aynı zamanda aynı zaman içsel aleminde mekan açılmasıdır düşünceye. Yani iç aleminde mekan açıyorsun düşüncelerle. Yani korkunç bir konudan konuşuyoruz biliyor musunuz? Düşünce düşünce değil ya. İz takip etmek der felsefe. Düşünmek. Gayeye uzanan yoldaki iz takip etmek. İz takip etmek ne demek? Ona alamet ve ünvan ve işaret olacak parçaları birleştirmek. Yani felsefedeki tabiri de biliyorum olarak söylüyorum. O yürürken, yürürken yola bazen gaye belli, bazen belli değil. Ona işaret olacak, alamet olacak unvan, sembol, simge, imgeleri birleştirmek, düşünce. Bohçaya benzettirler. Yamalı bohça. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. O zaman mekanı, mekan ve mülk ve meleku takikatı, İnşallah nasıl hesaplanır? Zamanda da hesaplanacaktır. Mekanda bu Arnavut köyün mekanı bile hesaplanacaktır söylediğim yöntemle. Risale-i Nur'un hakikatlarının baharı gelecek inşallah. Biz İdadiye Mektebi'nde okuyoruz. Yani Mülkiyesinde bile okumuyoruz. Esma seviyesinde olacak abi? Esma seviyesi de gibi. Risale-i Nur çıkacak kardeşim. Böyle gitmez bu 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 tren böyle gitmez kimsenin böyle öyle bizim gibi küçük kafalara sığacak kadar küçük değil külliyat. Bir hakkın Allah bunun önünü gösterecektir. Bizim gibi küçük kafaların e, idrakından daha büyük olduğunu, kalıplarımıza girmeyecek kadar şumurlu ve am olduğu külliyatın hakikatleri ortaya çıkacaktır. Kimsenin tekelli tekeline girmeyecek kadar küçük kafasının ölçülerinin dışını da açtığını görecektir inşallah. Mesela o günleri bekliyor. O, o günlerin talebeleri çıkacak inşallah. Yalnız Hz. Peygamber dediği gibi aleyhissalatü vesselam. Ya ben Kur'an'ın ortaya çıkması için, tenzili için savaştım. Sen ise içerisinin ifade edilmesi için, tevili için savaşacaksın. Evet bir asır sürecekmiş. Ustad 60 2022 60'a İmam Ali'ye göre birazın 60 senedir. E bir ömrü böyle bir kuşak Risale-i Nur koruduk bilmem. Hakikatların ortaya çıkması için değil birbirimize savaşmakta kullandık külliyatı. İşte onun da belasını hem siyasette çekiyoruz hem ekonomide çekiyoruz. Hem de kısır e, ve tamamen kısır böyle ölçüsü bir dimağa sahip olmuşuz. Kafalar kilitlenmiş. Yenilikleri açık değil. Yenilik derken külliyatın içindeki yeni manalara kilitlersen vermiyor sana. Ne? Nasıl oluyor bunlar? Nasıl çıkıyor bir kelimeden? Tam da çıkıyor işte. Nasıl çıkıyor? Bir hisle bir buçuk sene uğraşılır mı? Yani oluyor işte. Külliyat böyle değil ki. En azından ustad böyle okumamış. Kendi söylüyor. 24 gün mektup söylüyor. Ne anlatacak? Yani, Esma'nın cilve cemal Kim anladık konu? Ona ha şimdiye kadar Risale-i Nur'un vücuda gelmesi için savaş tamam. Hakikatları tebeyün edecek, tebeyün edecek. Göreceksiniz şu beşer dünyasına ufuk olacak. beşeri inkılap geçirtecek. Felsefede de, düşüncelerde de, psikolojide, tıpta da Risale-i Nur göreceksin o konuda rehber olacak. Allah'ın izniyle rehber olacak. Felsefe kendisi tamamen ya. Ben işte ben bir cahil adam. Okurken çıkan şeylerin bu bize mi düşmüş bu? Ya kim demiş yani düşünce mekan açmaktır. Oraya doğmaktır. İçsel mekanı açmaktır. Ya bize mi zaman mekanı konuşmak, düşünmek bana mı düşmüş? Ama külliyat başka bir şey. Ama acayip bir şey. Birbirimizi küfürle itham ettik. <laughs> Yok şöyle okunacak, böyle okunacak. O ya oku nasıl okursan oku çıkart içini. Ustadımızın tabiriyle şişenin içine balı gösterip de mubala yapma. Aç kapağı ver. Çömert ol Mehmet gibi biraz ikram et. Aç. Şöyle okuyan şeyden çıkmıştır. Dinden çıktı sanki. Bir tanesi gelmiş. Osmanlıca yazmasan dinden çıktın. Bir tanesi lugat okursan dinden çıktın. Bir tanesi bir gelmiş yok onu izah ettin nur, dinden çıktın. Sizin dininizden çıktım doğru kabul ediyor. Sizin nurculuğunuzu red ederek nurcuyum zaten. Müştabin tabiriydi. Geldi bir tanesi 1985. <laughs> Kızmış değilim ha. Coşmuşum ya. 1985. Dedi ki Rüştü kardeş dedi. Aynı ben oradayım. Çay servisi yapıyorum. Yalan söylemiyor. Ruştu kardeş dedi. Ben Risale-i Nur'u şöyle 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 anlıyorum. Böyle 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 okunmasını istiyor falan deyince. Dedi ki senin anladığı nurculuğu ve Risale-i Nur'u reddettiğim red için nurcu kalabiliyorum dedi. Öyle bir nurculuk ve Risale yoktur dedi. Ya böyle bir şey yok. Dokunmaya sırf namaz kılsak. Yedi kebar işlemesek. Taraftan olsa hissedar olur bu hizmete. Biz adamı içinden atıyoruz. Ne hakkın var ya sen kimsin ya? Ben kimim ben? Bu yetkiyim Allah bana mı verdi? Ben kimim ki adamı sokuyorum çıkıyorum? Ben papaz mıyım ya? Bu dini alıyorum çıkartıyorum. Afaroz ediyor. Sen papaz mısın ya? Bu dinin papazı mısın? Ben papaz mıyım? Nurculuktan atıyorum içerim. Bu sadakatim. Bu bizden değil. Bu çıktı. E kenarda dursun. Adamları kokmuyoruz. Bırak ya. Hristiyanları bile içine almış bir davanın etrafını talebeyiz ya. Hristiyanların hakiki ruhanileri. O savaşlarda 111 Kastamonu'da o mazlum mazlum açta işte, <laughs> gazete adam Hristiyan ne yapacak? Dinli gitmiş. İki tane kadın çıkmış çıkarken kiliseden vurmuşlar. Şimdi kader canibinden bak. Bakamazsın ki körsün sen zalim bakışımız var. O kiliseden çıkmış iki kadın duadan. Ne yapıyordu orada? Zina mı yapıyordu? İçki mi içiyordu? Ne yapıyordu ya? O da kendince onun iç alemine girdin mi? O din gitmiş mi ona Gazali'nin dediği gibi? Sen onun iç alemine gittin mi? Hakiki din gitti mi ona? Gitmiş kendisine görmüş, yapmış. O çıkmış vurulmuş. Ona kader canibinden bu kainatın patronundan mahkemesi kurulması gerekmiyor mu? Ona bir mükafat gerekmiyor mu? Zulmen öldürülmüş. Adam tabakasına Kur'an'ın insanda hakikat boyutunda bu kadar ucuz, bu kadar sarih ve net bir şekilde sunulduğu bir dönem var mıdır? Vallahi yazmıyor. Asıl sade tarih diyor. Evet. Ya kardeşim 60 yaşındayım, geçmişim ya. Yalan olur mu? Bir binada bir şeyde gayede ömrünü veriyorsunlar. Adam servet için, kariyeri için, para için, kadın için, bilmem ne için nelerin feda etmiyor? Bizim her şeyimizi nasıl alabiliyor? Nasıl oturup bunu yani kü, seni meziyetin değil nasıl bir eser ki seni kendisiyle meşgul etmiş? Nasıl bir eser? Allah şahit olsun. Kahrolayım yalan söylüyorsam. Hayran içinde kalıyorum her gün. Risale-i Nur'u. 60 sene ya. Yani eğer sizi mübalağa ediyorsam. Eğer size ufkunuz artmıyor. Allah kahretsin diyorum bak. Hayran oluyorum ya bu nasıl bir Allah Allah bu paketin içine bunu nasıl koymuş ya? Şaşırıyorum yemin ediyorum ya. Hayret ediyorum ya. Yeni bir şey çekti. Yatamıyorsun yani. Mesela geçen bir rüya gördüm. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Allah Allah. Güneş de tabii gitti. Hiçbir eşya yok. Zifir karanlık değil. Her şey... ...ya buraya kadarmış. Risale-i Nur nasıl bir hal vermiş ki? Dehşet vahşet almıyor. Allah Allah. İyi dedim. tam bakayım. Bakayım benim vücudum da yok. Ama ben varım. Vücudum yok. Hiç şaşırmadım. Vay be. Aynı böyle olacakmış diyorum. Hakikaten oldu. Böyle ama hiç kimse yok. Sonra... Hiç kimsenin olmadığı dünyada tek sen olduğunun olduğunu düşüncesinin sana verdiği psikolojiyi düşünebiliyor musun? Dünyada hiç kimse yok. Onu yaşadım. Bir daha dünyada hiç kimse yok, tamam? Hiç kimse yok. Biz hep ben yaşıyorum. Bir köyde ya, köy herkes İstanbul'a gitmiş, köy boşalmış kalsan. Hiç kimsenin yaşamadığı bir dünyada tek ben varım. Sanki Adem Aleyhisselam psikolojisidir bu. Hep merak ederdim. Ey baba. O kadar acırım ki. O kadar acı bir sevgim var ki. Bir o bir de Hatice validemize. Değişik bir şeyim var. Peygamberler arasında. En çok şey etkilenirim, En çok acırım ona. Yani 33 yaşındayken... ...bütün ilimlerle donatılmış. Ondan sonra... Şey o, o ...çok ağır. Ondan daha ağır bir ceza olamaz. Hadi yeryüzüne inin. Çıkartılıyorsun, ihraç ediliyorsun. Evet gadaplanmıyorsun ama... Çık deniliyor. Ve tanımadığım bir yere karanlık yoktu, karanlık var. Üşüme yoktu, üşüme var. Acıkma yok. Ya ey peygamber ya. Hiç kimsenin olmadığı bir dünyada gece oldu, gündüz oldu. Ya Rabbi Allah'ım Allah'lığın hatırına bu cemaatten Adem Aleyhisselam'a selamımızı ilet. Amin. Haberdar et onun Amin. ruhaniyetini ya Rabbi. Ya bu nasıl dayandı ya bizim için. Vefalı olacaksınız. Senin için fedakara fedakar olacaksın. Allah Resulü'nün iyiliğini unutmayacaksın. Ustadın iyiliğini unutmayacaksın. Adem Aleyhisselam iyiliğini unutmayacaksın. Evet. Yani iyili vefasız olma. Vefasız adam. At vallahi. Ana uçup belediyesini bile atma çöpe. Başka belediye at. At çöpe ya. Vefasız adamı hiçbir şey olmaz. Çöpe de atma. Çöp de kirlenir. Vallahi atacak yerim yok. Şu an şu cümleyi de bitireyim de o zaman. Yaşarken kendine şunu sormak. Ne yapıyorumun yerine neyi yapmıyorumu da sor. Düşünmeye, düşünmeye, bak düşünmeye, düşünmemeye yaparak me mekan açılmıyor. Sen seninle başka kalıyorsun sen seninle baş başa kalıyorsun. Amen. Düşünceyle başkalaşıyorsun. Düşünceyle. Başka yere doğuyorsun. Düşünceni düşününce, düşüncenin konusu düşünce olursa sen sen oluyorsun, ilim oluyor. Sen o zaman mekan açılıyor. Eğer bir şey düşünüyorsanız oradasınız, Oraya doğmuşsunuz. Düşüncenin konusu, düşünce ne olursa, sen senin mevzun olursun. O başka yani. Anladınız bunu? Ee, sen sana eğer yapmasan veya olumsuz sen sana bela olursun. Sen senden çıkmanın, sen seni ihya etmenin yolu budur. Ne yaparsan yap, başka kendin kendine hakim olmanın yolu yoktur. Bunları anlatmak için, o benim gözlerimin nurları olan peygamberlerimiz gelmiş. Bu yöntemi öğretmek için. Kend, kendinin mevzusu, konusu sen ol. Peygamberler gelmiş. Peygamberler gelmiş. Yani eğer bir şeyi mevzu ederseniz, oraya doğarsınız... O bela da olur, nimet de olur, nikmet de olur. Ama kendi düşüncenizi mevzusu konusu sen olursan, sen sendesin, sen senin şerinden kurtuluyorsun, sen sende mekan açıyorsun, açıyorsun, sen seninle inşah ve ihya ediyorsun. İşte bunun adı enfustir, enfusidir. Artık selam olsun sana, mekanlar açıldı sana. Yani atom Atom cinsinde mekana sıyrıldın. Peki ne oluyor? Her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan, her farklılıklar kendisine zenginlik kattığına inanan insana dönüşüyorsun. Çok tuhaf bir şey ya. Enfusi, nasıl ki Kur'an, la bir ve la temsil, Kur'an'da cari olan kanun risalinde de cari, Kur'an'da umum yol avamadır. Cennet gaye gösterilmiş. Risale-i Nur'da da umumi yol sanat ve sanatkardan ve bahsedilen mevzudur. Ama nasıl ki Kur'an ehli ilme o avama hitap ettiği şeyden hususi hitap eder. Risale-i Nur'da umuma hitap ederken hususi talebelerine ihya eder ve hitap eder. Onun adı da enfusi derslerdir. Bu enfusi dersler umuma rahmeten lil alemin olduğu için halkın ekseri 180 avam olduğu için o yok. Ama onun içerisinde enfusi yaparak eyle hakikati korumuştur, kollamıştır, ufuk açmıştır. Risale-i Nur enfusi yol böyle bir şey. Ha, itiraz edilecek, sürgün edileceksiniz. Bu yol böyledir. İtiraz etmeyeceksin. Bir gün İsa Aleyhisselam demiş değil mi? bodrumlarda fısıldadığınız kelimeler bir gün gelecek çatılardan haykıracaksınız diyor. Karanlıklardan, Karanlıklarda ve bodrumlarda evet, 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 tam ya, yani manaj şey oydu. Karanlıklarda ve bodrumlarda fı, bir de sessiz fısıldadığınız kelimeler bir gün aydınlık alemde çatılardan aleme haykıracaksınız. Ya. Yani karanlıklarda bile söylemek nasıl karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Ya. Yani kelam illa Allah'ın kelamı olmayabilir ama ruhu o. Bu. bu. Ağır yani, zamanda Hasan abi gelecek bir zat bütün hakiki imani izah edecek, zor edecek Zurt dediğimiz e. konuyu şu anki sadece bizim anlayışımıza inisar etmek ne kadar büyük bir zulüm oluyor. Yani Cinayet sadece var. işte Esma'yı görüyoruz. Mülevvin, Mukaddir, Maşallah, Barek Allah. Ya da işte bir iğne ustası olmaz. Yani bunları reddetmiyoruz tabi de. Sadece bu mudur? Yani bununla mı bitiyordur? Daha yani aslında bir Bunu... bir sürü esasat olan yani çözülmemiş o kadar çok şey var ki. Üstad da bir şekilde bunu aslında iddia ediyor tabiri caizse. Diyor ki bunlar izah edilmiştir, ispat edilmiştir bu eserde, şu eserde, şurada. E bize soruyoruz hiçbirisi tam bir vakıfiyetimiz var mı? Ne tam ya? İşte yani. Evet devam ediyorum. Tefekkür düşünmeden öteyedir. Tefekkür düşünmeden düşünmeden düşünmenin ötesidir. Çünkü düşünme kafirde var. Tefekkür Müslüman'da var daha şumulludur ki kafirde düşünme var ama tefekkür yoktur. Düşünce sonuç değil. Bak düşünce sonuç değil. İçine yani düşüncenin içine ne koyuyorsun? Menfi veya musbet o sonuçtur. Ve bu dur, durdurdum burada. Kafirde düşünmeyi düşünme olayı var mı peki? Var. İlim yapabiliyor. Var. Mu? Var. Tefekkür yapamıyor yani. <laughs> tefekkür edemiyor. Tefekkür Allah'ın özelidir. Mesela psikoloji sıkıntı takıntılardan kurtulmanın yolu ben bir yol biliyordum. Başka birisi de bir yol buldu. Yani bizim yer sifo değildir dedi. Bir de Kur'an ezberleme. Kur'an ezberleme. Takıntı var ya takıntılarımız. Takıntılarını düşünmeyi. Diyorsun ki düşünüyor. Düşünme diyorsun. Çare değil ki. O da biliyor düşünmemeyi. O zaman tıpta yeni buldum. kalı mesnevi de şöyle bir şey vardı. Mesela tıpta bir hastalık tarifi var. Ama her her organın, her hastalığın tarifini bilmiyorum ama her gün belirli bir miktar. Mesela psikolojide bir saat diyor. Okuduğun, söylediği için Nevzat abi. Her gün seni bir saat meşgul edip her gün tekrar ediyorsa en az bir saat mi? O psikolojik hastalıktır diyor. Her gün en az bir saat. Ama her gün tekrar ediyorsa. Şimdi tıp e, tıpta takıntı hastalığı var. Obsesist dedikleri. Usta e, Emirda 2. Emirda 99 200. şey 100. sayfada oradan ve e, bir de Mestevi ile birleştirdim. Mesela adam muhakemattan da var. Hayalperest bir hastalıktır diyor. Devam hayal kuruyor. Ondan sonra mubala perestlik de hastalıktır diyor. Mübalağa cüyane. Arkadaşlar hepsinin kısacası takıntı devamlı onu düşünmek ya bir hastalıktır diyor tıp. Ne yapsın böyle diyecek? Benim bulabildiğim tiryakiliktir diyor. Nasıl ki adam sıkıldığı zaman hemen hayaline sığınıyor. Hayal kuruyor. Hemen hayal kurmak hayal perestliktir diyor ya. Hayal ustat diyor hastalık gibi olmuş. Ha, hayal de, düşünceleri de adam sırf aynı güzel güzelgahta yürüyor. Aynı güzel güzelgaha düşünüyor. Ona alışmış. Onun için aynı şeyi kendi aleminde tekrar ede ede ona tiryakilik olmuş. Bunu hastalık görmüyor ustad. Tiryakiliktir diyor. Ha, ama bedende nasıl yansır? Hastalık olarak yansır. Ama hastaya desen ki sen bu ikide bir bu takıntı, düşünce takıntısı sana doktor ne dedi? Hastalık. Doğru bedende böyle gözükür. Ne yapsın? Tanıya bak. Sonuç sonuç bu. Ama aslında nasıl kurtulursun? Bu düşünce takıntısı aslında tirakiliktir. Ben şöyle bulmuştum. Buradan kurtulmanın yolu tefekkürledir. Bir de şöyle buldu o. Ezber yapmak. Kur'an'ı ezber yapmak. Yani o neydi ya? Lan mıydı? Hemze miydi? Aa oradan bir dakika baksanıza Kur'an'a falan. Ezber insanı o tiryakilikten koparıyor. Ezber, Kur'an ezberi. Çok evet, çok ilginç. Ezber kurtarıyormuş. Ezber yapmak. Gazali de diyor, Kur'an ezberlediğin kadar zaymır olmaz diyor. Olmaz. Olmuşsa harici bir darbe yemiştir kafada vesaire. Şimdi burada duruyorum. Evet, vicdan dünyasına hoş geldiniz. Risale-i Nur, aslan benim Risale-i Nur'um. Çıkacak, çok seviyor. Onu böyle hapsedilmesine çok incitiyor beni. Bazen coşmamın sebebi o. Hani görüyorum, acaba görseler de onlar, görüyorum birileri de kapatıyor. Ondan getir lan saç getir, öndelini getir, betonu getir, taş getir kapatıyor ya. Lan bırak, Güzel de bir malzemeleri var. Güyay tabi. Hizmeti koruyorum. Bırak hizmeti korumayı. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmetin sahibi Allah'tır. Siz diyor uhveti muhabbeti, tesanudu, sadakatı, ihlası koruyun. Hizmet zaten kendisi ya. Hizmet kendisi diyor. Risale diyor. Bırak onu korumayı. Hep böyle hücum edenler vardı. İşte. Hizmete zarar veriyor. Diyenler şimdi bakıyorsun. Bakıyorsun. Reklam arabasıyla servis yapıyor. Reklam arabası. Kadın bile var. Arabanın brandasında. Ha, hani şeydi. Değesim geliyor da. Bırak hizmetle korunmaya çalış. Bırakın. Kraldan daha kralcı olma. O işte örttü. Bak senelerce. Çok şükür ki önündeki bir bir perdeler kalkıyor. Dün akşam bir tanesinin dediği gibi. Abi dedi. Eee ya abi dedi yani 58 yaşında birisi. Ondan sonra bir yerde davet dedik ya İbrahim. Evet. O 58 yaş. Ya dedi insan istemez ama dedi. Sen dedi benim neyi kastettiğimi iyi anlarsın. Senin de bir tanıyorum çok seviyor. İnsan ister mi ölümü istemez. Ama Risale-i Nur'un manasına hizmet, manasına ortaya çıkmasına mani olanları Allah tek tek kaldırdıkça hizmet nefes alıyor gibi geliyor bana dedi. Acayip dedi ya. Engel oluyoruz. Mananın ortaya çıkmasını engel oluyoruz. Dokunma ya. Fıtratlara kayıt getirme. Buraya gelmek zorunda değilsiniz diyorum. Aşağıda da söylüyorum. Nasıl söylüyorum? Gön canı gönülden söylüyor Git kardeşim belki ben sizi aldatıyorum. Belki ben husus hissiyatımla ve hizmet dediğim bu meşrebi içi hapsediyorum sizi. Allah aşkına gene söylüyorum. Gidin kardeşim bir sürü meşrepler var. Bu kıyas edin. Bakın. 5-5-6 derse katılın. Sizi zenginlik atan. Al, oraya git işte devam et. İnanarak söylüyor. He, Hakikatin tilakisiyiz. Git işte kardeşim. Git. Ha, ne olur külliyatı korumayı bırak. Külliyatla korunmaya çalış. Hadi bismillah. Asar Bedi 324, vicdan dersi çok şükür, elhamdülillah. Ee, karanlık yerlerde konuşmaktan bile intina ettiğim bu manalar, günün birinde çatılarından diye ayıklanacak ya. Bunlar bizim dönemde in, 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 nuzulu, yani Kur'an'ın tabiriyle e, avamın yüzde seksen. Şimdi biz cemaat olarak yüzde seksen avamız. Tarikatçılık bizde de zirve yapmış. İsimsiz tarikatçı. Yani sokakta doktorun gözüyle bak. Raporsuz, kağıtsız deliller dolu. Bak gülüyor. Dolu, dolu. Trafiğe çık bakalım. Hangisi raporsu? Rapor olmayacak adam var mı? Abi İbrahim'le gidiyorduk. İbrahim şu, o dobleyi hatırladın. Aa dedim kaldım. O ileride yaptım o vallahi ben bir rapor bir rapor bile vermem. Hemen zincire bağlamam gerekiyor. Yani şimdi bak Risale-i Nur hayatın hayatını inşa ediyor. 324 gör, şey gördünüz mü? 209 e, defterin sayfası. Bir tanesi gördüm deyince ben şey yapacağım. Sır insanı atıldı galiba. Ha? Aferin. Bence bir kalp ve vicdan fezail-i İslamiye ile mütezin olmasa <laughs> ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Allah Allah. Ya şuraya bak ya. Bence bir kalp ve vicdan. Tamam. Fezail İslamiye ile İslami faziletlerle ilim demiyor. İlim değil, ilim değil. Fazilet. Yani Biraz önce şey demiştim ya, her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Faziletli insan. İşte fezail, fazilet. Fezail-i İslami ile tehezzin olmasa tezeyyin. Ne demek? Süslenmezse. Teffaul babı. Kişinin üzerine cerran ediyor. Kendi. Yani, cakka yapmıyor harici. Kendisi. Kendisi dönüşüm yapıyor. Değişiyor. Ondan hakiki hamiyet ve va, bağlaştır. Hakiki sadakat ve hakiki adalet beklenilmez. Hakiki hamiyet, sadakat, adalet. Ne anladım şimdi ben buradan? Vicdan ya konu. Çünkü hiçbir şey atlamadan okuyorum külliyat. Alem Şimdi bakayım. Neyse geç git. Günün birinde seni birisi alıp getirir koyar buraya. Şimdi çek git. Meşgul olma. Bize selam ver git. Sonra seni davet ederiz. Şu anda müsait değiliz biz. Seni misafir edecek değiliz. Yerimiz de müsait değil. Sana muhatap olacak da değiliz. Onun için sen şen çekip git. Öyle bir nesli gelecek hem mekanı hem kendisi seni davet edebilecek bir makam halinde olacaksın. İnşallah. Sen şimdi git ey hakikat. Evet. Hadi bakalım. Kişinin kalbinin ve vicdanın aktifliklerinin alametleri. Bak kalbinin ve vicdanın aktif. Aktif mi? Nasıl anlarız bu adamın kalbi ve vicdan çalışıyor mu? Bir hakiki hamiyet olacak, Hak, sadakat olacak, adalet olacak. Vicdanı çalışıyor o zaman. Aslan ustat İslam'ı... Ya hamiyet? Hamiyetin var mı? Sadakatin var mı? Adaletin var mı? Adam gibi adamsın. Derecesine göre. Ya herro ya mero değil canım. İslamiyet yaşayınca mı bunlar oluyor? Bunlar olunca mı İslamiyet oluyor? Sen ne diyorsan. ikisi de birbirinizsiz olur mu? İslamiyet'i yaşayınca bunlar olmaması mümkün değil. Bunlar varsa zaten İslamiyet vardır demektir. İslamiyetsiz fezai, fazilet. Olsaydı İslamiyet gelmezdi. Bunlar var. İslamiyet yoksa hakiki tarafı yok demektir o zaman. Her neyse. Ba Asar Vediye. Asar Vediye deyince bir kişi hatırıma geliyor. Yalan söylemiyorum. En çok en güzel atıfla okuyan Abdurrahman'dır. Ama maalesef onu da çaldılar. Arabaya hak ettiği çantayı arabaya koymuş. Adamlar da, çünkü çalmak suçsa çaldırmak iki suçtur. Bu camı koymuş. Tabi acele etmiş. Ya bir yere gitmiş. Arabaya kapı ama içinde çanta olunca para zannetmiş. Kırmışlar. Alı gitmişler. Meğer Asar Vediye. Asar kayyum kişiler merak ediyoruz ya. Asar o kadar normal kültürde olmayan meseleler var ki, o kadar harika meseleler var ki. Allah Allah. Onu merak edin. Asar yok oku. Yok. Aha. İşte çalışmış atıflı da onun için acı, acıdığım için söylüyorum yani. Yazık. Çalışmanın ne demek olduğunu bilen insanım. Asar Bediye 338. Senin kadar çalışmamışım da ama çalışıyorum Asar Bediye. Ama sen Asar Bediye'cisin Hakikaten bence, bak hakikatte, hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen adam, bu acayip diyor ha, bakışımızı değiştiriyor. Bakırköy'e, Kadıköy'e, bak, bak, bak. Ama gayrimüslim olmayacak. Onların en çok gayrimüslim oldukları yer. Harbiye, Bomanti, Nişantaşı, Kadıköy e, gibi yerler e, şeydir... E, gayrimüslimin en çok yaşadığı yer. Yani sefi olsa eğer Müslüman neslindense ona söylüyor. Bak diyor ki hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen adam akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile. Et, aklı ve fikri İslamiyet'ten gitmiş. Yok öyle bir şey. Fıtratı ve vicdanı hiçbir vakitte İslamiyet'ten vazgeçmez. Vallahi aynı. Ben diyor şeriatı kabul etmiyorum dedi diyen var. Bana Almanya'da Kırşehirli birisi. Ama iki, iki veya üç nesil üstünden geçmiş tank gibi. E, yok yani. Ben şeriat kabul etmem. Dedim ki sen dedim gusül yapıyor musun? Ne demek ya Müslümanız dedi ya. Sen bana niye böyle diyorsun? Ben Müslümanım dedi. Bak ben bunu yaşadım, yaşıyorum. Camide oldu. Tabi delikanlısı gibi Müslüman. Hocam ne demek yani dedi biz Müslümanlara Müslümanlar laf iş yaptırmaz dedi. Orlanda dedi. Kimse bununla biz İslamiyet içinde dedi yürüyoruz dedi biz. Ama şöyle kabul etmiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Bak, hemen o hatırıma geliyor. Ne kadar fikri İslamiyet'ten tecellüt etse bile fıtratı ve vicdanı ben ne koydu? Fıtratla vicdan eş yaptı. Evet fıtrat-ı şuurdur. Vicdan. Vicdan fıtrat-ı şuurdur. Nasıldı? Evet. Vi, e, vic... Akıl ve fikri dedi ya sonra da fıtratı ve vicdanı. Acaba akıl fıtrata vicdan da fikre bakar mı? Nazmaniyle. Bir de söyler misin? Ee, akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt dedi ya akıl ve fikri. söyledi ki oradaki fıtratı ve vicdanı. Ha evet harika. Harika bir şey. Akıl fıtrata, fikir ise vicdan. Aynen öyle. Fikir zaten onun işte işletim sistemi. Aklın işletim sistemine fikir. Onu yapabilirsin Osman. Aklın işletim sistemine burada da çok güzel fikir. Zaten fikir için ustat yolluyor. Onlar da aslında birbirlerine mülk ve meleküt oluyorlar. Gibi. Asar Bedi 361. Cevap. Vicdanın ziyası, vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fununu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. İki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakitte yani o vicdanla akıl birbirine ayrışınca, tek olunca, tek düşününce birinci, birincisinde taasup, ikincisinde hile ve şüphe, hile şüphe tevellüt eder. Allah Allah. Şimdi inceleyelim. İyisiniz değil mi? Havamız çok iyi. Çok şükür. Çok şükür. Kendisiyle bizi muhatap eden Allah'a hamdolsun. Bu pazar günü yatakta olacaktı. Ya gaflet olacak. Kendisiyle muhatap ettiren bir nevi huzura kabulün olan namaz ile açtı salat. Allah bize ikram ediyor. Allah etiyor ve bizi şu anda görüyor. O anda görüyor, biliyor. Şu anda görüyor. Şu anda bize o haletleri veren de o. hadis Kutsi'ye mazar oluyorsunuz, oluyoruz. Barla da geçiyor diyor ki 258'de. Sema müekelleri yerdeki müekellere ne mutlu size ki bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika otururlar. Rablerini görüp gösterirler, sevdir, sevdirirler diye yukarıdaki müekel, yerdeki müekellere diyor ki bahtiyarsınız. Çünkü sizin üzerinizde böyle insanlar var diyor. Çok şükür. Ziya naz nazmuani Bak şimdi ziya vicdana Nur ise akla nispet ediliyor burada. Vicdanı din ilimleriyle çalışır burada. Akıl da fen ilimleriyle beslenirse hakikat tecelli eder. Eğer birbirinden ayrılırlarsa vicdandan tasup, akıldan da hile ve şüphe doğar. Ya. Din ilimleri insana ziyaya fen Bilim ilimleriyle de nur meydana gelir insanda. Demek ki bir insanda tasup e, fen ilimlerinden kopuksa mesela fen ilim hiç şey yapmamış. Ama din ilimleri okumuş. Tasup olur. Onu kabul etmez. Hepsi kafirdir der. Tırnak makasına gavurun aleti der. Böyle. Ya tuhaf tuhaf. Yani şöyle gavur değil kullanmak ama öyle hemen şey yapar. Gavur alet ederek Allah'ın sanatını başkasına veriyor. Güya iyilik yapayım derken. Vicdanı akıl ilimleriyle desteklenmese vicdanda tasip olur. Eğer akıl da vicdan da beslenmese hile ve şüphe olur. Hile ve şüphesi olur. Buradaki hile aldatmak değil, hile kendince çıkış yollarını uydurmak, aldatmak değil bu. Şüphenin başka yönü bu. Mesela bir yerde söyledim, ehli ilim. Geçen çağırdılar beni de, yedi kişi vardı. Dedim ki, e, asan kardeş kafayla bu kadar meşgul oldun dedi. Ortak o ortam olduğu için tefsir yapıyorlardı yapıyorlar. Ya diyor kafada o sistemle dedi. Şimdi bu ortamda ne aktif ederdi dedi Ustat Tosani. Vallahi burada şüpheyi aktif ederdi. Ne demek yani şüphe dedi? Şüphe hocam dedim. Şüphe çok harika bir mucizedir. Nasıl yani dedi. Şeytani değil mi? Değil abi de. Her şeyin ifratı şeytan. Tefriti nefse mare. Şüphenin vasatı rahmet-i ilahi. Peki burada kullan dedi. Şüphe doğruluk zannettiğimizin şeyin sağlamasıdır. Toplamanın sağlaması, çıkarma, çıkarmanın sağlaması Toplama, çıkarma, çıkarma toplamadır. Şüphe olmasa hakikatin hakikat olduğunu nereden bileceksin? Vallahi ne kadar hoş dedi ya. Ben de düşünüyordum ki şüpheyi niye yapmış? Vallahi bu ortamda el Allah'ın mucizesi ...şüphedir. Arkadaşlar yeni bir şey... Bu, ...bu bilinen bir şey ama... ...çapını genişlettim ben. İhs olsaydı okuyacaktık. Ee, şimdi... ...hissi kalbel vuku ile... ...herkes kendi hayatını... ...gelecekteki hayatını hissettiği için... ...gelmeden... ...çocukluğumuzu kendimiz inşa ettik. Bu bizim hizmeti imaniyede... ...hissi kalbel vuku ile... Biz kendimizi gelecekteki nurculuğumuzla etkilemişiz. Tamam? Çok gariptir ama ha. Vicdansız akıl şüpheye düşer olur, hileye mecbur olur. Hile kendince kendisine bir çıkış yolu yolları buluyor. Kendince bir şeyler buluyor. Yeter ki mesela Erdinç dese ki, "Bugün pazar günü derse gideceğim." Akla dese, Evet tabi erdinçler. 10 tane sebep söylüyor. Olur mu ya? Tabi ki gideceksin ya. Kendine ait değilsin. Şöyledir. Ama desin ki aynı erdinç. Aklı desin ben bugün derse gitmeyeceğim. Tabi ya yorgunsun diyor. şey Siteden de takip edersin diyor. Sen zaten şeysin diyor. Bu haftada bir şey olmaz diyor. Çoluk çocuk vardı. Onlarla da kahvaltı yapacaksın diyor. Evet. Arkasındaki niyeti evet. Evet. çalışıyor. Hile'nin yani. ta tanımını, kanuniyetini söylüyorsunuz. Evet. O kanuniyettir. Kanuniyet. Kendine, kendince bir çıkış yolu bulmak. Evet. Bu kanuniyet. Kanuniyet abi. Süreti işte aldatmak. Ee. vs. Eti kendisi dışa gözüküyor. Bu evet. Yani tabii aldanan aldat evet. evet. aldan bir şey. Aldatan aldat. O diş saldır. Yani burada başka bu vicdan yani. Kanunet. Ya bu hadise nasıl söyler ya? Aldatan. Mesela pazarcı e, biber alıyorsun. Bir kilo diyorsun. Ko e, doktor diyor ki bir kilo biber ver. Koyuyor. Tamam abi diyor. Yani yukarıdan aşağı. Attığın zaman 700 gram bir kilo olur. Bir kilo gözüklü verdi. Git tart 700 gramdır. Yukarıdan aşağı bıraktı ya. Peki ona sorsa niye? Kendince bir hile bulmuş. Ya diyor. Pahalı söyleyecektim diyor. 700 gram 15 lira diyeceğime. bir kilo dedim ama hasta 700 gram. Benim niyetim ben aslında bunu kastettim diyor. Yani bir hile bulmuş. Sureti bu. İç aleminde rahatlatmak, vicdanı rahatlatmak adına kendince bir çıkış yolu bulmuş. Dışarıdan nedir? Sahtekarlık. Asar Bedi 397. Ya. Aslan Ustad. Ve o iki kahramanı o harika bir yere geldik. Bak onun için dikkatinizi çekiyorum. Harika bir yerdeyiz. Ya şu anda bak. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden bak esir kim alıyormuş? Vehim. Vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane intikatsızlıklarıdır. Çok korkunç bir şey. Bakayım ne kadar geçecek bu. Fazla gitmemiş ya. İyi. Vicdanları vehme esir eden cahilane itikatsızlıklarıdır. Yani metinle gidiyorum. Hiçbir şey, ben şey yapmıyorum. Söylenileni diziyorum. Sonra hüküm çıkartacağım. Dedi ki Sari, vicdanları vehme esir eden neymiş? Cahilane itikat. İtikat aklıydı. Akıl. Evet. İnsana cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmama kaletini veren nedir o? O masumların kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan Şimendifer'in intizamına ve dizgini bir kumandanının elinde bulunduğuna ve o ceyranı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ee, hakik hakik hakikat olarak e, cesareti veren e, bu içsel alemde bu. Kanuniyeti bu. Şimdi söylüyor. İnsana cesareti, hürriyeti, emniyeti, karamalı kaletini veren, kalp korkmama kaletini veren, kalbinde bulunan hakikat çekirdeği olan Cenab-ı Hakka olan itikad, itminan ve imandır. Üç tane şeymiş. Bak bir daha. İnsana cesaret, hürriyet, emniyet, korkmama kalitini veren Cenab-ı Hakka karşı olan itikadı, itminanı, imanıdır. Aslında biri dima, biri vicdan, biri kalp gibi oldu. İtikad, dima, itminan, vicdan. Evet. Ee, evet. Sünnet, evet. O onu hemen koyayım. Çok çok harika oldu bu. Dima kendisi de zaten o. Belki de öteki sayfada söyleyecek ama bilmiyorum. Bakacağım. Bebeklerde mi tam oluyor abi. Tam oluyor. Evet. Bebeklerde tam oluyor. Aa. Öyle bir itikadı var ki yemeğine altının alınacağına. Öyle bir itminanı var ki, öyle bir imanı var ki kemençe vurmuş yani. İşte herkes buna itaat etmek zorunda. Ve ettiriyor da. İstersen yapma. Göreyim. Vicdanı vehmi esir edenler ise tersini okuyorum. Vicdanı, vicdan perişan. Perişan bırakan, esir alan kim? Vehim. Esir olan vicdan. Nasıl olmuş? Cenab-ı Hakk'ı bilmemekten iki kainat Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinde olduğuna inanamamaktan. Üç, cahilani itikasızlıklarındanmış. Haletin şey, mekanın hali tutarızı var ya şey, İstanbul hava mahsur kalmışken yazmışsınız bunu. Orada. Oo. 25 1 2002 İstanbul o havalimanını aldı ya bizim misafir yolda kalmıştık. E, havalimanında mahsur kalmışken orada yazmış. Karda. Allah Allah. Ben görmedim o notu, notu ya. İşte. 211'in sahip Vay be. Vicdan Vicdanı esir edenler Cenab-ı Hakk'ı bilmemekten Allah'a bilmemek. Bilmemek. İki. Kain. Ya, korkmanın heh. Korkmanın altyapısını bu oluşturuyor. Yani. O evet. Neden korkar insan? İnsan. Cenab-ı Hakk'ı bilmemek başka sifo değil. Kainat Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinde olduğuna inanamamak. Üç, Allah hakkında itikatsızlık. Yani esbabı da mutlaka faili muhtar yapıyor. <laughs> mutlaka hakim yapıyor. E, ee, itikatsızlık vehmi, itikatsızlık, itikatsızlık ne yapar? Vehmi tefrit mertebesine itiyor. Bir daha. İtikatsızlık Vehim var ya vehimi... tefrite ediyor, itiyor. Ee, yanlış itikat vehmi ifrat mertebesine itiyor. İtikat yoksa vehim tefrite yanlış itikat vehmi ifrata itiyor. Birisi cehaleti doğurur, diğeri yanlış ilim doğurur. Yani Bu vicdana... Do, dolayısıyla onu da bozuyor da. Vicdan vicdan nasıl nefes alacak? Akılsız vicdan olur mu? Deli de deli de akıl devresi devre o diş olunca bak vicdanda nasıl itminan var. Akıl orayı bozuyor ya. <laughs> evet. Yani burada abiler İtikatsızlık var ya itikatsızlık. Yani yanlış itikat değil, itikatsız. İnanmıyorum. Ademi kabul. Tamam, tamam o zaman He. Yani ademi kabul. İtikatsızlık, yanlış itikat değil bu. İtikat yok. Ya ben böyle. Hiç, ders diyor mesela komşunu, akrabanı, adamı, akrabanı çağırıyorsun. Hiç bilgisayardan kalkmıyor. Tamam. Hiç evet. böyle bir ihtiyaç duymuyor. <laughs> Namaza kalk diyorsun. Hadi kalk bir namaz, ezan okundu. Senin için olmazsa olmaz, onda nasıl oluyor? Hiç düşündünüz mü? Gittiniz yakınlarınıza, gördüğünüz zaman senin için ezan okununca ne demektir? Ne inkılap oldu? Ezan ve namaz ne demektir? Niye onda olmuyor? Niye onda adem kabul var? Çünkü vicdanları vehme esir olmuş. Kendince bir şey bulmuş. Ben gencim. ...ben bilmem neyim... ...ben bir şey yapıyor, ...başkasına fatura çıkıyor... ...mesela... ...ya ona kızıyor... ...papaza kızıyor diye... ...oruç açan gibi... ...böyle bir... ...iç alem nasıl... İç alem... E, ...kar değil... ...kar daha güzel... ...belki az şey var... E, ...giderken... ...yağmurda... ...ilk yağdır... ...veya karda... ...hızlı giderken... ...frene basıp... ...otobanda... ...bir o arabaya... ...bariyele sağa sola her tarafa fırlat, fırlatılan, saçılan, savrulan, öteki yola atlayan arabası paramparça olan adama benziyor, benzetiyorum. Kimi? iç aleminde tutarsızları. Yani bariyerleri söylüyorum size. Kâh dimahda, kâh vicdanda, kâh kalpte. Müslüman ne bu? Kâh ruhta. Bir orada, bir orada, bir orada. Bir fikirde, bir iste, bir latifede, bir zanda, bir şüphede, bir vehmede, bir meyilde, bir iştiyakta, bir me 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 meczuptanlıkta şiddetli bir şey ihtiyaç eder. Zanneder ki o benim çaremdir. Yani gafletle meşgul olur, olur, olur. O korkun cehennemden kurtulmak için çareyi şöyle zanneder. Şuraya gidersem, şunu yaparsam, bunu elde edersem, bunu giyinirsem, bunu alırsam, buraya girersem, şunu yersem, bunu giyinirsem şu şurada tatil yaparsam, şunu yaparsam kurtulur. Hepsi zan. Kendince bir hile bulmuş. Hiçbirisi de değil. Değil değil niye anlıyoruz? Orada bile cehennem yaşayacak. Senin için gafile, gafilerin e, tatilden gelip de mutlu olan hiç gördün mü? Yalan. Hihihi. Yapmalarına yalan. İtikat nerededir? Limada. Vehim nerede? O da orada. Tasavvurdadır. Yani birbirini ee, nasıl bir ilişki? İtikatsızlık vehmi zaten müstakil bir şey. Yani çalgısız oynamak istiyor, tulumsuz oynamak istiyor. Sanki vehim bile yok orada diyorum ya. Yok, daha itikat ayrı bir şey, vehim başka bir şey. İtikatsızlıkla vehim. vehim var demedik. İtikatsızlık vehim otomatik otomatik aktif oluyor, tefrite geçiyor, kendisini yiyor. Yanlış itikat ise tabanlarına tesir etmeyecek itikat. Evet, o oza ifrata taşıyacak seni. Mesela diyelim ki Allah'a teslim, tevekkül, itimat kanatı az olan neyse en az böyle bir tıp hakkında bilgisi olsa, internette hastalıklarını çözse, o ne olur o vehim? Hayal edemiyorum. Yani karda frene basmış araba gibi savrulur. Ka tezesi nasıl ölmüştür ona gider. Ka amcası nasıl ölmüştür ona gider. Ka bilmem neyi duydudu aynı kendi elbise ona giyer. O elbise giyer. Bir oraya gider bir oraya. Vehim abim, abim dünyanızı cennet istiyorsan, vehminize hakim edecek vicdan olması lazım. Ee, eğer tam tersine vicdan da vehime esir olursa e, Haşir Meydanı'nın cehennemi yaşar. Vicdan çünkü Haşir Meydanı'nın küçüktü. Modeli ya. Kardeşim ne yap yap <laughs> vehimle iyi anlaş. Vehim kötü bir şey değildir. İnsana zenginlik katandır. Farklı, yüksek, geniş ve derin düşünce çeşitliliği insana kazandırır. Vehim. Ezber söylemiyorum. Bilerek söylüyorum. Vehim. Sema. Yüksek. Vehim. Okyanus. Geniş. Hududu belli değil. Sahil. Vehim. Dibi belli olmayan. Böyle aşağı doğru. Okyanusun dibi. Üç sahası olan. Üç sağdan beslenen. Üç sağa ile konuşan. Hükmeden bir sistem. İnsanlara zenginlik katan. Meleklerden ayıran. Meleklerde vehim yok. Meleklerde vehim yok. İnsanı meleklerden üstün kılan vehimdir. Neyse bu nimet aynı zamanda nikmettir. Kesiyorsan kesilebilirsin. İman neyse zıttı küfür odur. İtikat neyse zıttı şirk odur. Allah neyse zıttı heva odur. İlahi iddia ediyor. Yani vehim ne kadar büyük nimetse o kadar büyük nikmettir. İnsanları intihar ettiren budur cennet geçiren budur. Dünyanın cennet yapan budur. Efendim abi. Adem aleyhisselam'ın itikadını Allah Teala talim ederek itikatsızlığını kaldırıp doğru itikadı mı verdi? İtikatsızlık deme, <laughs> ağır Sövbe, Evet. Yani e, çünkü yani burada vicdanı susturabiliyor akıl. Teklif o et, ona yani dini terk <laughs> edebiliyor. Bizde öyle değil. Bizde hem o hem o çalışıyor ya. Vicdan çalışıyor Nurcu'nun, Müslüman'ın. O bir rahatsızlık veriyor. Sebebi Haşim Meydan'da bu yanlış çıkacak diyor sana. Akıl hileler bulmuş. Yani mesela derse gideyim gitmeyeyim veya namaz kılayım kılmayayım. Yatsı namazında olur. Ya şunu da bitireyim bilgisayardan kalkayım. Sonra kılarım. Vicdan diyor ki kalk. E, akıl beyim diyor ki. Vicdan değil akla. Akıl bunu tercih edecek. Yani tabii ama biri birisi olmuyor işte. Zenginlik burada. Mesela aklı sıkıp at, kes. Vicdanı al, taasup. Vicdanı kesip at, akıl esas az. Nedir o? İtikadsızlık. inkar Yani, akılsız vicdan, taasup. Vicdansız akıl, inkar ve hile. Sahibi. Bir daha, akılsız vicdan, taassup vicdansız vicdansız akıl hile ve şüphe yani neyi tahlil ediyoruz arkadaşlar evet yani burası burası garip bir memleket dünya yani inanın her şey olabilirken hiçbir şey olmayan dünya bu dünya ama cennet cehennem öyle değil her şey olamazsın. Cennette cennetlisin. Cehennemde de cennet orada oraya oraya uygun. Bitti. Burada her şeysin ama hiçbir şey değilsin. Çok garip bir yer bu. Allah Allah. Abi Adem aleyhisselam cennette beka olduğu halde bunu ye. Beka bulacaksın. Ee, bunu ancak vehibi olarak kandırabiliriz zaten. Vehim işte. Vehibi olabilir. Çalışıyordu. Vehmi Çalışıyordu abi. canım Veyim, var yani. Şey çalışıyor. Vehim olmasa hocam bunu yapamazdı yani. Cennette olması ilginç. Çok ilginç. Yani, i̇limler var da. Çünkü evet, cennette vehim olmasa Cuma günü Allah'ı gördükten sonra o mertebesini arttıran ve ondaki vehim vehim değil midir? Evet. Yani mertebe artması olmaz, cennette olmaz. olur mu? Olmaz abi. Nasıl o, olmaz? Yani cennette bir an bir ana benzerse o ülfet olur. Devam değişeceksin. Nasıl olacak? Allah'a Allah'a Rabbini görmeye gittiğin zaman Yasin. Rabbini görmeye gittiğin zaman geldiği zaman elleri ey, tanımayacak. Değişmedin mi? Ama gene buradan sonraki Adem Aleyhisselam'ın o ilk Ya tamam işte daha gittik işte cennete gördük ya. Terakki olmaz olur mu? demiyor ki ya. Onu demiyor arkadaşlar. Yani o bekada. Devam edeyim. Ha, o da biliyor. Şimdi anlar. Şimdi okuyalım. Peki, peki niye yedi belki baki olmaz. Nasıl bir hangi sistem bunu ona itti? Kardeş. Evet. Burası cennetin sureti. Hakikati bizde. Şey kanuniyeti. Hakikati orada. Hakikatsiz suret suret sanki. Buranın hakikatını düşün cennet. Yani bir kere teslim ediyorum usul böyle, ama aklımda, vicdanımda diyorum ki iyi ki cennette yaratılıp bırakılmadım, zaval olacaktım. İyi ki buradan o tarafa gidiyorum. Yani bir kere Allah'ın yaptığını onaylıyorum, yani doğru yaptı. Onun için söylemiyorum. Şimdi bu aklıma iyi ki cennette yaratılıp böyle çoğu cahilane konuştukları gibi ya yani dünya gelse orada otursak. Yan gelecek Rabbinin cennetine diyor ya şair. Yani yeme içme cinselik böyle böyle. Hayatı basit şey indirgemiş. Bedensel haz, haz, hazlara, hislere, duygulara indirmiş bir insan olma anlayışına bak. İnsanlık bu değil ya. Muhatab-ı başka bir şey. Cennet bile değil ya. Cennet bile değil ya. Cennet insana hizmet etme makamıdır. Hizmet alan insandır. muhatab Ustad diyor ki bana bütün bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Sakın bu hizmetini azaptan ve cehennemden kurtulmana, saadete ve cennete gitmeni vas vasıta yapma. Ama bunlar hep meşru. Kur'an vaat ediyor zaten. Böyle bu. Ama bize bütün bütün men ettiriliyordu. Ya İslam met olmam gerektiğini bize niye met şey yaptırılıyor? Sen kim? Başka bir yol mu? El cevap. İslam fakir zekat alabilir ama istisna ehl-i beyt alması haramdır. Yani bak genel ayrı husus ayrı bak çalışıyor. Ehl-i beyt zekat alamaz. Niye alamaz? Zekat malın kiridir. Ehl-i beyt buna layık değildir. Evet. Asar Bedi 399 ne yazmışım? 25.1 2022'de Kız, kış taziki sebebiyle İstanbul Havalimanı'na sığındı mescidinden yazmışım diye. Ha bunu yazmışız. Mescitte bu esas kuşun nokta not diye. Kimin kalbine imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa bilbe daha temsildeki Rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil, çökmüş, dağılmış demek olur. Ve vicdanı tefessüh eder. Ve kainatın hadisatına esir olur. O kadar hoşuma gidiyor ki. Şük şük var ya, şu cümle var ya, herkesin tabii ayrı bir şey ama. Kainatın hadisatına insan esir olur. Kalp mesela özel hayata esir olur, paraya esir olur, sebep-sonuç ilişkisine esir olur, kariyerine esir olur, malına mağru nefsine mağrur olur. Yani her şey yani esir olur. Evet ya. Yani mağrur olur. Yani kendini ortadan kaldıran her şey mağrur olur, esir olur. Kainatın yani, hadisatına esir olur her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. Metni okuyorum İbrahim. İmanın bu sır hakikatını ve dalaletin de bu dehşetli şekaveti dünyeviyesini Risale-i Nur yüzer katı ücretlerle ispat ettiğine binaen bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. Ne anladık? Mayvan. Hayret edeyim. hayret etmiyor musun? Bir şey ya. Vay ben. Allah'ım ya. Sen bilirsin bizi nasıl ne yapacağını. Şana, esir i̇timat ediyorum. Bizi en iyi sen yaparsın. Bizi ne yapacaksın ya ne yaparsan en iyisini yaparsın. Öyle yap. Amin. Amin. Ben sana itimat ediyorum. Hı. Doktora diyorum ki durumumu anlattım. Abi şöyle vallahi durumumu sana anlattım. Sen ehlisin. sanat ne dersin? ne diyorsun ki, bak ben belediyede şu şey var. Durumu anlat Osman. Vallahi sen o prosedürle, burayı da biliyorsun. Uygunluğu sen yapacaksın. Biz de diyoruz ki, Ya Rabbi, durumumu anlat. Sence malum zaten. Biz ne olacağımızı, biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Şimdi bir şey isterim. Sonra yarın, yarın yanlış çıkar. Onun için, Ya Rabbi, ne, ne olmam gerektiğini, sen yap. Beni bana bırakma ne olur. Evet. ya. Yani. evet. Yani. Çok acı. Yani mama yiyen bebek gibiyiz yani. Hadi bakalım. Kaptan gelen, bunları bu halet veren kim şu anda? Bana böyle diye diyen o. Bana böyle de şimdi de. Kalp, kalpten gelen imanın hakikati vicdanında bulunmazsa bak kalpten gelen iman vicdanda bulunmazsa ne olur? Cesaret ve kuvve manevesi çöker, dağılır ve vicdanı tefessü eder ve kainatın hadisatına esir olur ve her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. Mesela ölüm korkusu, kanser korkusu, fakirlik korkusu, kariyer korkusu, işten atılırım, işten atılamam, işten atılırım korkusuyla yapması gerekeni yapmıyor. Yok. Ya. Şimdi hiç... Şey. sonra bir dilenci hükmüne düşer. İmanın sırrı hakikatını taşıyan zatlara cennet dünyası olur. Bak imanın sırrı hakikatını taşıyan zatlara cennet olur dünyası. Orayı burada. Ya İmam-ı öyle diyor. Orayı burada yaşar diyor. Kalbinde nokta istinat ve nokta istimdatla hadisat-ı azimelere dayanabilir. Asar Bediye 421 ve matbuat nizam nizam, nizam namesini vicdanınızdaki hissi diyanet 2 niyeti halisa tanzim etmeli. Vicdanda hissi diyanet varmış. Başka ne varmış? Niyeti halise varmış. Evet. Niyet, evet. Niyeti halise, niyetin kendisi değil. Halise dönüşmüş. İşte halis niyet, niyet değil bu. Vicdanda niyet neredeydi? Kapte. Oraya inince ne yaptı? Halis etti. Vicdansız o, o kanundu orada. E, hakikattı. Kalpte hakikattı. Burada eyleme dönüşmüş. Yani kalpteki niyet hakikattı. Burada ne oldu? Kanunet gibi oldu. Halisleşti. Halisleşti. Vicdanla onu tasaykul ettik. Yani bir demir vardı böyle eskimiş. Oraya pas çözüsü koyduk. Tozları kaldırdık. Paslar kalktı. Falan. Bir de taşlama yaptık böyle. Aa güzel bir şey çıktı tamam. Bir de boyattık ya. Gibi. Şimdi boya atmak akıldır. O pastaları çözdürür falan. Üzerindeki pislikleri temizlemek vicdan yapıyor. Niyeti halis yapan vicdandır. <laughs> Halisle getiren. Evet. evet. <laughs> Selam abi. E, ben şüpheyi düşünürken yani derslerden kalan şeyle fikirle öyle geldi. E, yani şu imanın şüphesiz mertebesi var ya. O ancak his ile oluyor. Hisle gelen malumat niyette de herhalde bu var. Halis niyetle değil meselede de. Hisle geliyorsa onu akılla kaldıramıyorsun ortadan. İsim öyle bir durum var. Şüpheyi evet. kaldırması. Asar Bediye 400. Yani orayı böyle odaklamam lazım ki evet var diyeyim. Dinledin Evet. Çünkü sen bazen çok derinlerden tıntın tın ediyorsun. Derin şeylerden. Oraya yoğunlaşmam lazım bazen antika şeyler söylüyorsun. Asar Bedi 429. Ey Ululemir. Bir de söyle merak evet, ettim ya. Bir yapalım. daha Abi söyle. Şey yapayım, şey yapayım. Şey yapayım. He, söyle. Diyor ya, yani değil mi bu? Yani için. İhlas değil bu. İhlas değil mi bu? bu? vicdandaki ihlas. Tamam işte. Kalpteki ihlas, akıldaki ihlas farklı şeyler. Niyetin vicdandaki hali. Çok Anladım. tuhaf. Ev vicdandaki. Ev vicdandaki. Haşir meydanında yani. Haşir meydanında Allah çık. Haşir meydandaki Allah nasıldır vicdanen biliriz. Ama arştaki Allah kalplen biliriz. Lefi havuzdaki Allah lef akıl biliriz. Kürsteki Allah nefiste biliriz. Haşir meydanı. Bu mesela bu dersler yeni nesile şu ilimiz olur inşallah hepimizin. Tu diye tükürükleri gelmez. Vay be vicdan haşir meydanının küçük bir numunesi. Yani orada bunu niye yaptın Allah diyecek. Bunu niye yaptın Haram'ın? Bu farza diyecek. Bunu niye yapmadın? Bazı galis tabirleri, gıybeti bunu niye dedin? Bazı tebli şeyleri bunu niye demedin? neye yaptı, niye yapmadı, niye dedi, niye demedilerin işe yarayacak mı sana söylerse Haşim Meydan'da hiçbir şey yaramaz. Yani C orada sana söyledi. Ne işe yarayacak doktor? Ya yani tedavisi yok ki. Kazası da yok. Ha bu merhameten vicdanın bu şekilde tanımlamak o gelecek neslinin bir şeyimiz olacak. Merhameten o Haşim Meydan'da sana sorulacak niye dedin, niye demedin, niye yaptın, niye yapmadın fişi şey, şu anda vicdana sorularak haşir meydanını buraya taşıdı. Şu anda telafi et. Git özür dile. Hatanı yaptıysa şey yap. Git kılmadıklarını öde. Meşgul ol. Yani bu haşir meydanının buraya taşınmayan, taşıyan peygamber gibidir. Yani vicdan. İç alemin peygamberidir. Yani sağlamasını yapıyor. Sağlamasını yapıyor. Cihali soruyor halis oluyor. Haşir meydanının ölçü şey, bir, ha, e, şeyler histeri şeyler niyeti burada e, şey yapıyor, harmanlıyor. O niyet halis oluyor. Haşir meydanının hissiyle, haleti değil. Halet olsa ruh olur. Haşir meydandaki his var ya, vicdaniz. Ha onun içerisine niyeti kattık. Haşir meydanındaki vicdani his içine niyeti katınca niyeti halisi oldu. Ne anladık satın Hadi bakalım. Hadi bir şey abi? Ben de hemen hemen söylemiş oldum da Tamam. Ey ulul emr! Bir haysiyetim vardı. Onunla milletime yani İslam milletine hizmet edecektim. Kırdınız. Neyle hizmet edecekti? Haysiyet hasiyet ve haysiyet ve onur kırıcı diyor ya. Bir şöhret ikazı ben vardı. Onunla avama nasihatimi tesir ettir, ettirirdim. Mal memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir riya hayatı zayıfem var. Şimdi vay be biz ölmek istemiyoruz. Şimdi usandığım bu çok önemli ha yaşlıların haleti. Şimdi usandığım bir hayatı zayıfem var. Kahrolayım eğer idama idama esirger isem. mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmesem. Niye? Sureten mahkumiyetim vicdanen mahkumiyetinizi intaç edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatimdeki tesiri kırdınız. İslam'a hizmet etmeli neyle? Haysiyetiyle. İnsan tesirli hizmeti nerede yapar? Haysiyet sahibi yapar. Haysiyetin kadar tesir ediyor. Tesir ediyor. Şöhret ikazı de avama nasihatın tesir etmesinde oluyor. Mesela adam bir şey anlatıyorsun. Dinlemiyor pek. Ya kimsin sen falan diyorsun hocayım ve sen şuyum. Ben psikologum, rüyatçıyım. Öyle mi ya? Falanca ha, bir de söyle diyor şimdi. İnsan hayatından usanırsa Allah Allah. İnsan hayatından usanırsa artık onu çekti, bunu çekti, onu çekti, onu çekti, onu çekti bunu çekti. Artık yaşlılık haleti ölüm ister diyor usta. Artık. Hatırladınız mı? ölüm nasıl nimettir? Son bir maddede öyle haletlere Tüçer olur ki o yaşlılık ve o musibet hastalıklar. Artık o hasta, sen, ben anlayamayız. O hasta ölümü dört gözle bekler. Yani usandım şu ayetten. Ya Rabbi. Mesela bir tanesi vardı. Mesela benim amcam yani. Ee, acayip bir şey yapmış. Doktorun hatası. Bağırsaklardan ameliyatını yaparken yapamadı. Kana karıştırdı. Pisti, Büyük seyir. Günlerce çekiyor. Şöyle derdi. Ya Rab iki aletten bir tanesi. En son dedi ki Ya Rab canım. Duydum yani. İnsan hayatından usanırsa hak yolunda idama esirgemez. Ölüme gitmekten çekilmez. Hayatından usanırsa. Hayatından usanmak iki şekildedir. Bir, bir harici sebeplerle aklı muhakemesinin arkasına geçecek kadar zulüm olursa veya artık hizmet etti 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 ondan sonra artık insanlarla maddeyle şu cemiyet uğraşmakta usanıyor. Yani bana bazen geliyor. Gelmiyor değil. Bazen insanlar beni çok yoruyor. Şikayet etmiyorum ama Ya Rab kullarım beni çok usandırdı diyorum. Çok yoruyor. Yani yani çok ağrıma gidiyor. Her türlü hakaret, küfür, işkence her şeyi ka katlanırsın. Fakat senden beklemediğim bir hata kusur olur. Onu demiyor. Senelerce beraber yürüdük. Yemek yedik, içtik. Ben sana nasıl hain derim ya? Ben, sa ben sana nasıl hain derim? Sen bana nasıl hain dersin? Beraber dersler yaptık. Beraber şey yaptık, tayinat aldık, yemek yedik, seyahat ettik. Beraber bulunduk. De, ondan sonra bir, bir, sürü şeyler yaptık. Ben sana her türlü hakaret yapabilirim canım. O bir şey değil. O değil. Kavga, kızgınlık aşı olur ama ucuza ve çabuk birbirinizi satmak ne demek ya? Sen şu, kızıp aleyhinde bulunursun da ama olmadığı bir şeyle hain demek fık demek. Ee, ne bileyim şunun şunun yakışıksız yakıştırmalar ağrıma gir insanı yoruyor bu. Yoran şeyleri anlatmak istedim. Bu sefer hayat yoruyor. Mesela bakıyorsun, ilgileniyorsun. Rüştü abinin tabiri örneğiyle. evladıma diyor zarar gelmesin diye kabuğunu, Rüştü abi söyledi. Ekmeğin kabuğunu ben yedim yumuşan ona verdim ki çocuğumun dama bile zarar görmesin. Oysa ben yaşlıyım. Kabuk yememem lazım iken. Fakat o çocuğumdan bana tokat gelirse çok ağır geliyor dedi. Diğerleri bana işkence etse dedi. Bana dedi beni adam ediyor dedi. Daha güçlü yapıyor. Sanki e, kızmış demire su katmak, çel çelikleştirmek, örste vurmak gibi olur. Ama içini verdiğin evladın sana laf bile desen yani onun tokatı diğerlerinin işkencesine benzer çok ağır geliyor. Derdi. Demek ki o da usanmıştı ama benim gibi böyle patavatlık yapıp da ifade etmezdi. İçine katı. Hiçbir şey demezdi. Ama ben bağırıp çağırırım da biraz da volkan gibi nefes alayım. Benim de yaptığım eşeklikler var. Onu da söylüyorum canım. Bu Dememem lazım diyorum. E dedim ne yapayım ben sonra kendime şöyle teselli buluyorum. Ben de insanım. Dengesizlik bize mahsus. Bazen dememem, yapmamam. Bunu niye dedim? Aa şu dersin hürmetine ya. Ya ben bunu nasıl dedim ya? Vallahi billahi böyle. O bazen e, ihtiyar ve iktidarın haricinde olabiliyor. Evet. O şeyler. Ha hepimiz yani böyle hepimiz de öyle de. Ya ben bunu ya bunu nasıl dedim ya? Tam nereye hizmet etti bu? Bunu aslında çok kolaydı. Sonucu belli bunun. Ama nasıl bilmiyorum. Bilseydim zaten bu halette olmazdım. Başka bir şey o. Başka bir dünyaydı o. Diyorum. Teselli buluyorum, teselli bulun. Hatanıza da böyle bak. Sureten mahkumiyet, vicdandaki mahkumiyet ve galibiyet gibi değil. Vicdan suret değilmiş arkadaşlar ekseriya şimdiye kadar gördüğüm şu ki kalbe söylenen vicdana denmiş kalbe kalp biraz da hususi kalıyor. Vicdan ise kafirleri de kapsadığı için genel kullanılıyor. Kafirde e, hatmedilse kalp vicdan bir derece aralanıyor. Var ya. Azabı e, yani mesela kalbiden diren imandır. Abi vermemiş olsa imt Bak şimdi. Olmaz ki. Doğru. Kalp iman. İtikad dima. Evet. Ama ne iman mı ne itikat kalpte şey vicdanda. İtminan. evet, bak itminan. Bak şimdi. Kalbi aktif eden imandır. <laughs> dima aktif eden itikattır bütünleyen. Vicdanda böyle bir olmazsa olmazı yok. Kafir de onun için vicdan da var. Onun için sanki kafirin Müslüman olma yolu açık. Ama bütün bütün vicdanı kapanan kimmiş? <laughs> Mürtet, münafık işte. Yani ikisi de. Aynı. Bakın abiler. Kalpte olmasa olmaz iman. Dimağda olmasa olmaz itikad. Vicdanda böyle bir şey yok. Niye? Berzahtı. Ta ki Kafir vicdan azabı çekmeyecek mi aşırı meydanda? Uyanacak ya. Ha, kafir Alman Müslüman olsun diye Gazze'deki bir şeyi vicdanını aktif ettiği için kalbe taşınarak iman ediyor. Eğer vicdanı tefessü etseydi Müslüman olamazdı. Müslümanlığa kapısı açık olsun diye vicdan açık. Evet. İki türlü ya. Bir ne tür kafir? Adem'i kabul. Bir de kabul adem, bu tecavüz kafirse o olmuyor. Mülki cihetinde melekül cihetinde mahsur evet. Yani evet. Mülki inelemiş çürütmüş o münafık. Münafık Bir, evet. Deniliyor. Onun için şurada toparlanalım. Yani vicdan kafirde çalışıyor. Bir tamamıya çalışmasa bile iradesi, zihni çalışmasa bile hissi var. Başka var? Başka nesi var? Hissi, mahlukata hissi var. Var yani. Hiç olmaz olur mu? Var. Korku var. Var. Yani vicdan aktif. Kafir. Kafir. E, şey mürtet değil ki. Vicdanı tefessü etsin. Kafir örten demek ya. Örtmüş. Kafir. Şirk ise Allah inkar değil ki. O var bu da var. Ortak. Küfür ise Allah inkar değil ki. Örtmek. Çekirdeği örten gibi. Vicdan öyle değil. Vicdanı bozuldu mu? Geçmiş olsun. Tamam. Ama bu, bu öyle değil yani. Kalp gibi, gibi. Ayrı bir sistem vicdan ya. Bak şimdi. Vicdan olmaz olmazı yok. Ama kalp iman, dima itikat, vicdan ikisinin berzağı beyne beyne. Ta ki o Kafirler veya şirk ehilleri dönsün diye. Şirk ehilleri tevhidi geliyor. Kafir Müslüman oluyor. Bunun için o yolun giriş kapısı vicdandır. Sonra kalbe girip iman oluyor. Sonra vicdanla aklı girip mesela Gazze'deki bir olumsuz bir şeyi görüyor. O his var ya vicdandaki aktif oluyor. Vicdaniyatı uyanıyor. Uyanınca hop itikat oluyor. Yani doğru düşünceler oluyor itikat. Sonra hemen e, ballar balı ola iman kalbinde oluyor. Abi e, Müslüman da gaflette kalırdı eğer böyle bir şey olmasa. Öyle değil mi yani evet. gafletten çıkması için onun o sistemin çalışması lazım. Yani e, burayı ince bir şey vardı. Kalpte iman şart. Küfürle ikisi. Küfürün yeri orada küfür şeyde yok vicdanda yok. Küfür kapte. Şirk vicdanda değil, dimada, itikatla beraber. Vicdanda ise vicdanda ise ademi kabul, kabul Adem beraber bulunabiliyor. Yani ademi kabuller kafirler dönebilme ihtimali var yani. Abi Alçak. hakikati halise de e, desek vicdanda mı? diyebilir miyiz? Niyeti halise gibi. Evet, Bunu dememin nedeni şu. Evet. Bir yerde her insanın beslenmesi lazım mutlaka. Hani mahkeme gibi düşünsek biz vicdanı. Mahkemenin kanunları tatbik etmesi gibi halis bir hakikati mutlaka tatbik etmesi lazım. Herhangi bir, bu Müslüman bu kafir, bu şu memleketten, bu memleketten demez. Mahkeme hakikat neyse, kanun neyse onu tatbik eder. Böyle bakınca da gerçekten vicdan kafir Müslüman demeden sürekli aslında her noktada hakikati aykırıyor. E, haykırıyor. Evet haykırıyor. Evet haykırıyor. Yani o vicdanı konuşturan iman değil. Vicdanı konuşturan itikat değil kafirin. Vicdanını konuşturan vicdandır. Var ya. Ekseriye bak ne demiş. Ekseriye şimdiye kadar gördüğüm şu ki çalışmalarımdan kalbe kalp kalbe söylenen söylenen vicdana da denmiş oluyor. Kalp biraz da hususi kalıyor. Yani kainatın haritası ya vicdan ise kafirde de kapsadığı için genel oluyor. Şu, Şu denilebilir mi diyor? abi? Vicdan kafirdeki vicdan iradedir veya zihindir veya istir Hani böyle ağırlıklı olarak şurasıdır diyebileceğimiz. Yani mesela o ayrı bir şeydir. Diyelim ki bir hadiselerde de etkilenmiş zulme karşı. Hak var, histir. Vicdandaki histir o. Vicdanın bir birimi olan his, vicdanını uyandırmış. Tamam. Bir tanesi yaptığı gibi ben Almanya'dayken. Ya dedi, geldi, Ramazan'dı. Ben dedi oruç tutsam, got Kabul eder mi? Öder tabii. Ama etmedim iman. Yani sizin, gotu kabul etmedim sizin. Olsun dedi. Kabul ediyor. Nasıl anlarım dedim? Sen dedim, biz açarken o zaman sana bir fikir, duygu, bir his gelecek dedim. Tercüme et dedim. O gotu sen hissedeceksin. Got sana cevap verecek. Ya, got benimle konuşacak mı? Konuşacak. Ama kelamla değil. Böyle ya fikir, ya his ya duyguyla sana orucunu söyleyecek ne yaptığını, kabul edip etmediğini. Oruç tuttu. Ondan sonra oruç tuttu. Aş, açmadan geldi ağlayarak ezan okundu. O kardeşe de telefon etti. Gel lütfen dedi. O da şaşırdı iftar yapmadı. Pastora gidelim dedi. Ne diyor biliyor musun Mehmet kardeş? God benle konuştu. Pastor. God benle konuştu. Ama ağlıyor. Ben de demedim ne ne dedi. Aa işte aha. God şu anda benimle konuşuyor. Çok güzel. Aa bu bunu bana göstermek için gelmiş. Loşman'da daha yemek ezan ezan okudum. Namaz kıldık. Daha oturduk, oturmadı işte. God bizden konu benimle konuştu pastor. O ağlıyor. Sorsan niye onu da bilmez. Ben ona dedim ki ben dedim, God seninle konuşacak. Kabul edip etmediğin sana söyleyecek. Yani ses mi duyacağım? Ses duymayacaksın. Daha ilerisi. Daha kaliteli. Ses aldatabilir. dersin? Şeytan olabilir. Şeytana inanıyorlar. Ondan sonra için ne konuşacak sana? Duygusal konuşuyor. Ondan sonra o kadar Allah onunla konuşmuş. Aaa! Ağlıyor böyle. koç şu anda beni konuşuyor. Gel hadi otur. Yo, ben yemem diye. Ben yemem diyor. Yemiyor. Godla koltuğunun konuşması vicdanın mı konuşması? Vicdan diyor. Vicdan Allah vicdanla konuştu ona. Evet. Vicdan aracılığıyla yani. Evet. Hasan abi kalp kainatın haritası ya vicdanla afiletin haritası mı? Haşir meydanının. Evet o kesin ya. Vicdanla Allah konuştu ona. Ne diyor? God benimle konuşuyor fazla. Evet öyle. Olmuş. İmanı seyret izin ver. Bizden o tabi bir fırsat. Ya Rab şunun imanın hürmetine bizi davet et. Biz hepimiz. Ben genel hususi duam yoktur pek. Allah Allah. Sen Almanya'ya vakıflık yaparsın diye pastörlük yapıyorsun. <laughs> Bu hocaya pastör diyorlar. Asar Bediye 434. Sizin işkenceli hapishanenin sizin işkenceli hapishanenin hali hali neymiş? Bir. Zaman müdhiş. Dehşetli. Şimdi şimdi. Cemiyet hapishanedir ha. Osmanlı'nın hapishanesi şu anda bizim cemiyet. Zaman müthiş. Mekan muvahiş Muvahiş ne demek? Vahşeti. Birbirine girmiş her şey. Sonra mahpusun mütevahiş. Ne demek? Vahşete uğramış. Yani bir sürü işkence yapılıyor ona. Cerideler mürcif. Ne demek? İftiracı. İftiracı. Gazeteci. Gazeteler iftiracı. Değil mi? Sonra efkar müşeveş. Fikirler karışmış darmadağın. Kalpler hazin hüzünlü, vicdanlar, mütesir ve meyus. Yani Osmanlı'nın hapishanesi şu anda nedir abiler bizim cemiyet? Bakırköy'de çalışan doktor, az ilerisinde akıl hastanesinin şey birimi vardı, kendisi diyalizdeydi. Ona gidince ona da uğruyordu. Çok kolay, oraya git, konuş o ilaç içince gayet normal. Öyle zekiler ki, Fizikçiye denk gelmiştim. Nasıl fizik anlattı bana? Sen de bana dini anlat dedi. Tamam. Gidiyordum. Ha vicdanlar mütesir ve Niçin bunu söyledim? Kardeşim burada daha beter. Orada kendini daha güvende hissediyorsun akıl hastanesinde. Öyle mi değil mi? Eşek otunun altında. Adamlar ilaç ölmüş. Çok tehlikeli olacağını Salmıyorlar çok tehlikeli olanları salmıyorlar. Ya bağlı ya da da. Şimdi çok tehlikeliler salınmış. Madde bağımlılarının ölçüsü yok ki saldırıyor. Önüne geçiyor ne sopayla ne varsa ölesiye vur sopa vuruyor. Bu madde bağımlılar o. Yani şu anda salınmış Bakırköy'den beterdir şu anda cemiyet. Onun için bu kimseyle bulaşmayın diyor. Duyma fırını. Duyma kavga dün şey, Çek git. Gurur meselesi yapma. Hayatın söner. Çünkü madde bağımlıları deli diyorum. Bakırköy daha güvenilir akıl hastanesi. Her şey kontrol altında. Zirzir zir deli odada bile bağlı. Kendine zarar vermesin. Onu gördüm. Normal deli odada hücrede kalıyor. Normal kontrol olan güneşte dışarı şu anda dışarıdalar. Camide namaz nakılan var. Her şey konu. Çok güvende hissediyorum vallahi kendimi. Cemiyette ise hiç hissetmiyorum. Bir yere giderken bile ne çıkacak karşıma bilmiyorum. Yani niçin söyledim? Sizin işkenceli hapishanenin hali Ey Ustad Osmanlı'ya dedin Şimdi 2023 Cemiyetimizin hali Zaman müthiş Mekan muvahiş Mahpusun mütevahiş mutev Cerideler mürcif Efkar müşevveş. Kalpler hazin. Vicdanlar mütesir ve meyus. Bidayeti halde. Zabitler şematetli. Bidayeti halde. Zabitler şematet. Şımarık. Şımarık. Zabitler var. Polis, devlet Ciddi memurları. Değil yani. He? Ciddi, Ciddi değişik. Şımarık. Devletin He? Kendi kendini. Şımarıktan. Ha, ee, nöbetçiler yani vazifeli kişiler ise devlet adına yani devletin memucu vazifeliler ise müzic olmakla beraber müzic izzaç ediyor seni. Yani çiziyor. Yani ezici. ezici azap vermek için. Böyle yani. Eğer Allah bilmiyorsa doktorundan, mühendisinden, siyasetine kadar sana nasıl azap vereceğini çeşitini söylüyor. Yani Allah'a ve ahirete korkmuyorsa, nasıl azap veriliyorsa güya üstten yapıyor. O sen ölmemen, şey, yaşamaman gerekiyor. Yaşıyorum. Ve siyaset ise merhametsiz, zalim, küçük şahsi menfaatını, toplum menfaatini hiç yayıyor. Gidip satıyor yurt dışına. Siyah yağları satıyor. Satıyor ya. Uçak projesini satıyor. Devletin sırrını satıyor. Haini bak. Senelerce bu millet seni yetiştirdi. Parayla pilot oldun. Yunanistan'a kaçarak Türk Hava Türk Hava Kuvvetlerinin sırrını, uçak şeyini Yunanlara sattı hain yav. Şu kadar pilotları var diyor. Şu kadar pilot eksikliği var diyor. Yunanistan diyor ki Türk Hava Kuvvetleri neredeyse çökmek üzere çünkü pilotları yok diyor. Bak uçakları var diyor. Nereden öğrendi onu da hain 15 Temmuz'da kaçan. Tamam kaçabilirsin. Tamam siyasi siyasi iktidar seni şey yapmıştır. Ama vatan haini olmanı iktizay eder mi bu? Tayyip'e kızarak memleketi satmak nereden? Yani Tayyip'le ne alakası var? Hava kuvvetlerindeki uçak sayısının, zafının komuta komuta merkezleri, bombaların nerede olduğunu, plan ve projenin kaç tane pilot olduğunu, ne alakası var gittin Yunan'a sattın? Bu Tayyip'le ne alakası var? Vatan, vatan değil mi? Hani dindardın? Hani din için yapıyordun bu ihtilali? Din mi bu şimdi? Vatanı satmak. Kozmik odaya girip devletin gizli sırrını deşifre etmek din miydi? Ha? Ordunun şeyini. Din miydi bu? Dine hizmet miydi? Müslümanları haklı ve haksız bakmadan halkın üzerine bomba atmak o atmalar din midir? Halkın üzerine bomba atman değil midir? O masum ben tanıdım var bir tane. Anne babası hala bana düşman. Bu din midir onu öldürmek? Din neresindesin ya? Neresindesin biliyor musun? Yaptığın icraatın tersindesin. Ya gittik aynı şey. Veya ötekisi. Ameliyatı gerekmiyor. Kayın adam doktorun altına. Anarşist, anarşist, terör. Hastanenin teröristi. Gitti ameliyat yatırıyor, böbreğini alıyor. Ya ben mi uydurdum? Böbrek naklin ça böbreğini çalıyorlar. Bunu yapan doktor. Sahtekar. Her şey sahtekar. Hocalığın da sahtesi var da. Şehrin var da. Biraz önce onu anlattım. Dini sahtekarı. Doktorun sahtekarı mı olmaz? Organ, organ o alınan o askerdeki o halktan alınan asker çoğun bir kısmının organı alınıyor. Bunu alan kim? Doktor yapıyor bunu. <laughs> He? ya. A işte böyle. Aha. Evet. Devam ediyorum. Niye burkada uzattım? Nöbetçiler yani devleti yönetenler en köy muhtarından reisi Cumuna kadar herkes muziç olmakla beraber izzaç ediyor. İzzaç. Vicdanım beni tazip etmediği için bunları gördüğümden dolayı vicdan bana azap vermediği için o hal bana eğlence gibi idi. Arkadaşlar işkence görüyorsun, hapsediliyorsun, gülüyorsun, memnun oluyorsun. Bunlar bana azap değil. Bana eğlence gibi geliyordu. Çünkü niye? Müsibetlerin tenevüğü yani hak yolunda giderken haksızlığa uğrarsam hakkı, çoluk çocuğu, evladı yere memleketimi, vatanımı ben de Tayyip'le efendim parayla sağlığı tefrik edersem kişinin sağlığıyla parayı ve şahsi menfaatımı tefrik edersem vatan ile yöneticilerin farklı olduğunu şey yaparsam bu yolda ben giderken çektiği musibetlerin çeşitlilikleri musibetin tenevvü nagamatı <laughs> ha musikinin tenevvü nagamatı gibi bana gelirdi. Evet diyor ki musibetlerin tenevvü ...müsibetlerin çeşitliliği müzik orkestrasında var ya çal var, melek var, ney var falan var. Ama aynı notayı buluyor ses farklı. ...müsibetin tenevü çeşitliliği müzikinin tenevü nagamati... gibi geliyor. Yani musiki kainat müsiki dairesidir diyor usta. Hepsi müzik müzik çalıyor. Rüzgarın terenumatı, dalga dalgaların şakşakları, Taş dalının tık tıkaları... Yağmurların zemzemeleri... Hepsi müzik telleri gibiymiş. Müsibetin hmm. tenevüğü... Müsikinin tenevüğü... Nagamatı gibi bana... Gelirdi. Nameleri, nam, 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 nam. Ya Nameleri. Hmm. Müsikinin nameleri var ya... Aynı notayı... Saz... Enstrüman... Ney piyano, enstrümanlar var hepsi. Ha, onların çeşitlilikleri nasıl ki o notanın çeşit aynı şeyin geniş çapısını taşıyor. Arkadaşlar, müsibetin tenevvü, müsibetlerin çeşitliliği hastalık vesaire. Dava yoluna koşarken, davada yürürken, müsibetlere duçar olduğun zaman sanki müsiki gibi gelmesi lazım. Bu seviyedir tabii çok yüksek yaşadığınız zaman neler hissettiniz? Ne kadar? Mesela şöyle diyeyim. Hemen o hatırıma geldi ama geçmiştim. İlk girdiğim zaman içeriye en en kötü yere koydular. E, kafanın üzerine elini kaldırsam beton geliyor. Hücreye koydu. Temmuz, Haziran, Ramazan'dı. E, Mayıs, Haziran, Temmuz şeydi, sıcak. Güneş direkt tepene vuruyor o şey kutuda. Tamam. İlk girdiğim zaman yalan değil. Ya Rab senin bu nimetine ben layık değildim. Bu de girer girmez iki rekat şükür namazı kıldım. Çok keyif aldım. Hiç ben üzülmedim. Beni üzen içerideyken binamın yıkılmasıydı. Dershanemin Kafirler yıksaydı üzülmeyecektim. çünkü Bana keyif veriyor. Kafirlerden tükürük yersem, tokat yetsem, her türlü işkenceyi yesem, keyif veriyor. Ama de bana bir şey e, gelse, konuşurken ağzından tükürük gelse bir şey değil. Ama kasten puu yaparsan bana gavurun topundan ağır geliyor. Yani bana vurdukları zaman kelepçeyi Keyif verdi. Hiçbir zaman üzülmedim o cihetle. Fakat sonra dedim vakıflar ne yapacak da bakalım. Dedim ki benim bu imtihanımsa onların da imtihanı bu. Onlar da imtihan oluyor ama çok şükür. Vicdanın dışında ne olursa olsun vicdan tazip etmedikçe işkence yapsalar vücuduna. İnsan azap çekmez. Sıkıntı ve dertler hayatına enerji ve anlam kazandırmak için olduğunu unutma. Sıkıntı ve dertler hayatına enerji ve anlam kazandırmak için olduğu. Ballar balını bulmuş kovanım yağma olsun sırrını. Müsibetlerin teneviği çeşitliliği, müsibetlerin çeşitlilikleri insanın içsel alemindeki celali taraflarını aktifliğine ve cehennemi haletlerin bilinmesine ki cehennem olmasa cennet lezzet vermez sırrı. İlle cehennemi ahirette değil burada da yaşarsın. Evet. Her türlü şey eve katlanır. Ama bir aile ne zaman şey yapar? Ancak Na, na şey namus meselesi namus meselesi değil mi bir de kavam meselesi diyor Ustad diyor ki kefenin bu tarafına e, şey diyor koy diğer tarafına sahil günahları ne diyor buna bu tarafa e, kavam şey naşizelik, naşizelik ve sahil günahlar diyor naşizelik sair bir namus şey değilse insan çeker, sineye çeker. Na şey ee, namus. Ama diğeri nagamatı gibidir. Hastalık da öyle, var Psikoloji de öyle. Kardeşim senin şu sıkıntın ...kendime de diyor. İmansızlıkla mı? Davasızlıktan gelen bir sıkıntı mı? Hastalığından vehim mi? Evden başladım psikoloji. Yani eğer seni bu hastalığın, hastalığın imansızlıkla ile alakalı ise çok korkunç bir şey. Yani içsel ailede de narcissizm, noktalı virgül sahip günahlar. Ondan sonra sahip günahlar ne demek namus meselesi de var yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Gel topluma. Toplumu da yukarıda böyle anlatıyor. Ya. Şimdi arkadaşlar cehennemi ne yapacaksın? Cehennem zaten yaşanmıyor. İnşallah arif olan bir mümine diyor. Arif. Günah biraz fazla olmuş ama arif. Cehennemi cismanisi olacak ya. bunu siler Furkan. Arif olan Müslümanın cehennemi cismanesi Allah Resulü'nün sözüne itimat ederek söylüyorum. Niye çekineyim ki? Aleyhisselatü hani Vesselam. Hamam sıcar gibi olacak. diyor. Sauna gibi. Ha? Onun azabı nerede? Dünyada arif olduğu için burada vicdan azabı cehennemden daha beter olacak. Cehennemden daha muhriktir diyor. Şey cehennemden daha muhrikt. Evet. <laughs> Hamam sıcak kalacak. Biz de burada yakıyor. Öyle değil mi Davut? Bir sıkın bir yaptığımız böyle vicdanı bir yanlışlık. Senelerden beri olan. Olan. Davut. Hasan. Kaç defa diyorum kendime inan. Yakıştı mı sana diyorum. Inan. nereden geldin geldim abdest alıyorum şimdi git dedim ya. Tamamdır kaç defa geliyorsun? Ben unutmuş değilim seni dedi. o. Seni takip ediyor. Ya Allah Allah. Bırakmıyor seni. Cehennem sauna gibi ya. Vallahi sauna gibi. Peygamberimiz demiş. Arif olan mümin. de geçiyor. Arif olan mümine cehennemi cismanesi ama şey buradaki cehennemi manevisinde cennet gibidir. Diyor. 222 He? Arif olan mümine Cehennemi cismanisi orası. Burada cehennemi manevisine göre orası cennet gibidir. Bir daha bir insan abi suçunun temizlendiğini... Suçunun temizlendiğini bilince ondan mutluluk duyuyor. Ya. Evet. Dünyadaki vicdan azabında da tam bu... binnetleşmiş <laughs> gibi olsa da ahiretteki gibi bir olmadığı için o sürekli sündürerek sanki Acı devam ediyor. Ha, e, Hazreti Ömer'in sözünü şey yaptın sanki radiyallahu Allah. Bir günah hangi günah olursa olsun en yani fazla 10 dakikadır. Kısa bir dönemde diyor işlediğin günahın tövbesiyle senelerce meşgul olacaksın ve altında ezileceksin diyor. Değil mi Osman? Şu da, demek işte, bir... Ha, hangisi? <laughs> Sahil günahlar ve Naşizelik. Hmm. Naşizelik ne demek biliyor musun? He? Evet. Bak noktalı virgül var zannediyorum orada. Naşizelik ve sahil günahlar. Sahil günahların hepsini bir araya topla. Naşizelik. Çünkü o kadar bir erkekliğine erkeklik yapmak demektir Türkçesi. Erkekliğini erkeklik kastamak yönetilen yönetme. Yani asker gitmiş genel kurmay havasına giriyor. İtaat. İtaat. devlette ne olur? Uygulayalım. Memurlar tamamen hepsi itaati bıraktı. Ne olur? Anarşistlik olur. Yani insanın iç, içsel alemindeki fikirleri, duyguları, hisleri hepsi bir nefer gibidir. İtaatı bırakırsa anarşist olur. Anarşist de pay, namuslar paymal olur. Canlar güvende olmaz. Mallar mülkler. Yani Devlet yok. Devlet boşluğu ne olur? Oluyorsa naşizelik de iç halimde o olur. Anladın mı? Zayıfin, naşizeliği. Yani devlet boşluğu, devlet yok. Onda da şeydi ya. Mafya o zaman çıkıyor işte. Erkekler kadınlaşır, kadınlar erkekleşir var ya. Onun da altı neden sorarsınız? Evet. Mesela bu sefer o çıkıyor. Erkek kadınlaştı, kadın erkekleşti. Neden? Evet. O sefaatten, şeyden. Evet. Ana şey, mafyanın çıkış sebebi buymuş biliyor musunuz? Yani haklar elde edilemediği için, haklar paymal olduğu için ne yapayım? Devlet alamıyor benim hakkımı. Bari sen al diyor. Devlet alsa mafya gider mi? Asar Bediye 515. Daha yeni başladık. 22 dakika oldu dersen. biz hakikati de o. Bizi kendilerine kıyas etmesinler. Zira milliyetleri çoktan vicdanı olan dinlerine galebe çalmış. Bu ne acayip. Mesela ne mutlu Türk'üm diyene, Kürd'üm diyene, Çerkez'im lazım diyene milliyetleri vicdanını devre yapmış. Milliyetçilik asa mesela ırkçılık vicdanı çok yok ediyormuş. Okuyayım. Zira milliyetleri çoktan vicdani olan dinlerine galibe çalmış. Milliyetçilik e, çok öne geçerse, ırkçılık yani, vicdanlarını bloko edip din haline gelirmiş. Milliyetçilik, ırkçılık din olurmuş. Dinlerine galebe ediyor. Dinleri ...şey milliyetçilikten o kadar din olmuş ki... ...insanı insan görmüyor. Bizde değil ki. Vicdanı tefesi ediyor. Milliyetçilik, ırkçılıkları... ...İsrail'leri... ...Hristiyanları da... ...Hristiyanları da, bütün herkesi... ...insan görmüyor. Burada da öyle. Ne mutlu Türk'üm diyene... ...bildiğim kadarıyla... ...4 milyon insan asılmış. Yani yok edilmiş... Kayıp asır. Dedemin, dedemin ee, ne oluyordu? Dur bakayım. Dedesinin, şey, dedemin babasının amcası değildi. amca çocukları mı neydi? Hasta atla gidiyor. Atla getirdiler yukarıdan. Atla gidiyor pazara. Bir tabip bir oda gibi bir şey var. Ona gözükecek. Götürmüş. Ata bindirmiş. Şehri almadılar. Şapka yok diye. Dinlemedi gidiyor gidecek. O götüren bıraktı. Ben giderim demiş. Baktı tekrar gitti. Asker durdurdu. Şapka yok. Ben hastayım demiş. Ne şapkası? Tak vurdular. Arkadan vuruyorlar sırtından. Babaannem anlatırdım böyle. Mavzer ön tarafı para parça etti, çıkarttı. Cesedini denizin kenarına attılar. Şapka şapka için. Bu nedir? bu da din değil mi? Yani sabetayizm, sabetayim işte. Bu da Siyonist şeydi. Türkçülük kılıfına girdi. Aslında içinde kim vardı? Siyonist, sabetayi. Yani Selanik Yahudileri, Müslüman gözü, görünümlülere, Türkiye'deki Müslüman görünümlülere sabetayi deniliyor. İşte kardeş kardeşi bize, burada onun için ayırdılar. <laughs> evet, evet. Bu, bu Türk değil yani bunun şey yapan diyor. Onlar abi. Evet. Yani bu ırkçılık Müslüman'ın değil. O Türkçülük yapanlar Türk değil diyor. usta söylüyor. Bunlar ırkçılar kim? Yahudi. Deccal ve Sufyan Yahudi olacak diyor hadiste. Beşinci şurada geçiyor. Garip bir şey okudum Hasan abi. Evet. Bir kısım Yahudi peygamberimiz geliyor. Diyor ki ahir zamanda Sufyan bizden geldiği zaman işte olanlar olacak diyor. Yani ya, Yahudiler, herobiler olacaklarını biliyorlar yani. Yani intikamımızı alacağız. Evet, evet diyor. olan olacak diyor. Şey Yahudiler diyor da. Evet. Arkadaşlar, Deccal ve Süfyan Yahudi olacak diyor. Bu adamlar bunu biliyor. Ve dinsizliğin merkezi de diyor Ustad Garim'in İsrail olacak diyor. Ve bunun da beyni İngiliz görünümlü olacak. İngilizler fitnenin başı ya. Onların da aklı Yahudidir. Şu anda İsrail gözüküyor ama İngiliz yani. Öyle bir planladılar ki Gazze'yi daha önce. İngiltere'nin başkanını değiştiriyorlar. İslam'ın aza şiddetli düşmanı olan bir Hintli'yi geçirdiler. İngiliz'in başbakanına. Hint'tir. Budist'tir yani. Müslüman düşmanıdır. Zaten. Müslümanın düşmanı. İlk önce oraya onu geçirdiler. Müslümana dost vardı bir tane Türk. Beyaz saçlı. Türktü o. Onu indirdiler. Onu geçirdiler. Sonra bütün her şeyi ayarladılar. Yaptılar ama planlarını olmadı işte. Devam ediyorum. Milliyetçiliği Türkiye'de yapanlar Türkler dediğiniz Türk değil o. Ustad diyor. Evet, evet. Türk değil diyor. Abi selam verdim birisine. Ya diyor bu Arapların şeydi, biz Türkler'de öyle şey mi olur? Ne selamın aleyküm Evet. Yani belki adam Yahudi kökenli. Yahudi. Türk değil. Sakın ha. Türk. Ustad diyor ki Türk olamadığı gibi dost olamaz. Kanı Türk değil. Siyonist. Milliyetçiliğin ruhu onlar. Peki ne yapar? Sahil şey, milliyetçileri yutar ya. Sıf onlarda var. Ne var? Yahudi Tor to şeyde yazıyor. Kabala'da yazıyor. Bak var bende. Kabala ve Tevrat da var. Yahudi sultan ve asıl doğar. Gayrisi yani herkes köle ve köpek olarak doğar. Çocuk kadın fark etmez. İnsan görünümlü hayvanlardır diyor. İnsan görünümlü hayvan diyor. Kabala'da yazıyor. Ha? Ondan sonra dolayı hayvanlarla savaşıyoruz diyor. Ve ondan vicdansız oldukları için çocuk mucuk Senin için çocuk onun için öyle değil ki hayvan kuzuyu kesip yiyorsun. Onlar da belki de insan etiyor. Yer yer. Milliyetçilik çok öne geçerse vicdanları bloku edip din haline gelir. Milliyetçilikleri din olur. Mesela doğudaki de e, Kürt milliyetçilerin her şeyi öne geçirip milletçi onlar da asala şey olduğunu. Onlar da Kürt değil. Ama Kürtçe konuşuyor. Buradakiler Türkçe konuştuğu gibi. Değil Milletçilik ifrat olunca vicdan dinin bekçiliğini yapamaz. Bir daha milliyetçilik ifrat modunda olursa vicdan din bekçiliğini yapamaz ve milliyetçilik dini yerini alır. Bundandır ki hucumat-ı sitteye girmiş menfi milliyetçilik. Ya arkadaşlar tahlil etmek kolay değil. Ama ustad, ustattan kaçmaz. Var kardeşim, ümmetçilik varken bu perşembe dersin keşke bir yayınlasan. Ne kadar güzel ya. İki ders çok ilgimi çekiyor son tarihte. Perşembe günü yüzde sekseni bu milletin tak avamdır. Yüzde yirmisidir. Tahkik ama onlar da şey yapan mutahir çıkamıyorlar. Onların yüzde yirmini de yüzde sekseni de şey o perşembe günü yapılan ders. Bir de ha gölet. Bir de küçük de kader dersi yapılmış. Toplumsal avam seviyesinde kader. O da çok güzel. Arkadaşlar şu şeyi okuyayım şu sayfayı. Bitti. Şundan sonra tamam. Hem amir ve hakim vicdani olmalı. Yoksa daima istibdadın tahtı takümünde bulunacağız. Basar bir dileği, neymiş yahu? Bak gördünüz mü abiler? Milliyetçilik din yerine geçerse vicdan yok olur. Demek ki milliyetçilerin e, ırkçılığın vicdanları bitmiş. Nereden olursa olsun. Aa Türk ve Kürt değil. Kafkasya'da e, bu şeyde e, Balkanlar'da Şeder rastladım. Bak eee şey Yok 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 gittik ya derse. Eee Yok bu İrfan Çatısı'nın olduğu şeye. Ne denir? Paşa. Orada ko Kosovalar çok. Ali İzzet Bedgoviç için diyor ki o diyor İslam milliyetçisi diyor. O, bilmem ne kafalı. Diyor. Bak adam adam o kadar sefi olmuş o kadar şey olmuş ki İslam şeyiyle bağdaştırmak milletin hiç istemiyor. Sefahatına şey görüyor. O da acayip bir milletçi. Ne milletçi? Biz diyor şeyiz diyor. ne kum, pomak bilmem şeyiz. Yani İslam'la ne işimiz var diyor. Yok <laughs> yok yok. Yo. Yok yok. Çok şükür dışarıda. Dedim nasıl burada durum? Kendisi şey acabatçı. Abi bana herkes geliyor diyor. Maalesef diyor çok bozuk fikirli olan var diyor. Boşluklardan. Kendi dinsiz dini diyor. Dinsiz Ondan sonra onu milliyet yapmış diyor. Ali, Ali, Ali İzzet Begoviç'e diyor saldırıyor. İslamı kimliğine diyor. Yani komünist değil. Komünist olsa değil. Yani milliyetçiliğini din yapmış. Bu korkunç bir şey. Evet. Milliyetçiliğini Yahudi kardeşim. Yahudi ya. Yahudi Siyonist milliyetçiliği din olunca bebek hayvan görüyor. Sen çocuk görüyorsun, sen kadın görüyorsun. O hayvanmış. Evet. Hayvan şey diyor. Evet. Bir daha okuyorum. Hem amir ve hakim vicdanı olmalı. Yoksa daima istibdadın tahtı tahakkümünde bulunacağız. Amir vicdanı, vicdana ait emirler ve vicdanı çalıştıran da, çalıştıran amiri vicdanı da tenevvürü fikre tevakkuf eder. Yani ne demek? Vicdan aktifliği kadar tenevvürü fikre tevakkuf eder. Yani fikri nurlandırır. Ne kadar vicdan olursa insan daha hakim, ne kadar vicdaniyeti uyanırsa fikri nurlu olur. Vicdanın çalışması nispetinde fikri, hissi, vehmi ve vesveselerin tahakkümünden sıyrılır. Vicdan çalışma çalışma nispetinden fikirleri, düşünceleri, hisleri, vehimleri ve vesveselerinden insan tahakkümünden, esaretinden kurtulur. İnsan vicdanlar çalışma çalışma nispetinde insana hakim amir çeşitli zanlar insana hakim amir kim? Çeşitli zanlar insana hakim çeşitli fikirler çeşitli hisler insana amirlik yapar. İnsanı köleleştirir. <laughs> köle olur. Milliyetçilik namı altında aslında köle. Köle ruhlu insanlar. Asar-ı Bediye 520'te bunu teyit için diyor ki Şeriat dairesinden hariç olan hürriyet neymiş biliyor musun? Bak şeriat dairesinin biz hürriyet alacağız. Milletimiz için savaşıyoruz. Şeriat dairesinin haricinde olan hürriyet ya istibdattır veya esareti nefistir veya canavarcasına hayvanlıktır veya vahşettir. Yani çocuk katleder. Vahşettir. Bazı sefi ve laubaliler hür yaşamak istemediklerinden bak hür yaşamak istemediklerinden nefsi emmarenin esareti rezilesi altına girmek istiyorlar. İşte bitti. İşte seni istibdattan, esareti nefisten, canavarcasına hayvanlıktan ve içsel alemin vahşetinden seni kurtaran vicdanın intibahiyle çalışmasıyla kurtulabilirsin. Yoksa kurtulamazsın ey Hasan. <gülüyor> <gülüyor> ey. çoğu zaman muhalefet de bunlardan geliyor değil mi abi? Adam evet. fikirli olarak bir şeye karşı olduğu için aslında değil. muhalefet etmiyor, karşı evet. Öyle onu e, kullanıyor. al kullanıyor. Zahine. Arkadaşlar vicdanı çökerten ırkçılıktır. Onun için Hucumat ismi konmuş. Korkunç o orayı burayı okuyacaksın. ırkçılığı o kaçıncı maddedir hücumat-ı sitede ırkçılık? Hatırlın. Dö Veyasını kaldıralım, tek yapalım. Dört, dört. 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 Keyfilik hürriyet değil. Seni yönetenlerin keyfiliklerine kalmışsın. Bak, keyfilik hürriyet değil. Seni yönetenlerin keyfi keyfiliklerine kalmışız. Allah muhafaza ya. Sözler 564'te diyor ki bu manada teyit. Yeni başlık atmamışım. Bak şöyle diyeyim. Şuraya yeni başlık. Bu manayı teyit ediyor. Bu manayı da burası teyit ediyor. Başlık atmamış. Devam ediyor. Yeni bir yer ha? Yeni bir yer okumuyoruz. Evet evet yeni bir yerdi. <laughs> Esareti hayvani istibdadi şeytani hürriyet namı verilmiş. Allah Allah. Bak şimdi. Vicdan insanı hür eder. Nefsin keyfe maşha hareketlerinden seni kurtarır. Beşeriyetten insanlığa doğru kamçılar. Hem vicdan hak ile haklanarak, ahlak hamide ile, ahlaklanarak nefsin dizginini keyfe maşalıktan seni kurtarır herkes kendi uyanık vicdanı ile anlar ki şu an ben beni yönetemiyorum. Herkes kendi uyanık vicdanı ile anlar ki şu an ben beni yönetemiyorum. Yönetemiyorum bana rağmen birileri beni yönetiyor. Kendi herkes vicdanıyla anlar ki ben beni yönetmiyorum. Benden başka birisi bende hakim, bilir. Neyle ile bilir? Vicdanıyla bilir. Sana müdahale ettiğini bilir. Bilirsin hemen. Şimdi odur, diyorsun, adama diyorsun zaten. Evet. Vicdan anlar. vicdanı anlar ki şu an ben beni ben kendimi yönetmiyorum, yönetemiyorum. Bana rağmen birileri beni yönetiyor birileri bana rağmen bu fikirleri, zanları, vehimleri, vesveseleri üretiyor. <laughs> Tabi. Evet. E mesela evet. Müspeti de öyle. Şu anda bilirsin ki mesela şu ortam. Vicdanen biliriz ki şu ortamı yaratan, ihsan eden, halk eden, bizi buraya koyan Allah'tır. Normal bir şey bu nimet değil. Pazar günü gelip de bunu Allah yaptığını bilirsin. Allah yapar. Bilirsen bu nimet devam eder, çoğalır. Bilmesen düşe kalka tokuz gidersin. Ben yaptım zannedersin. Allah'ın insan olduğunu bilmediğin için, bilemediğin, hissetmediğin için Allah alır elimizden. Allah elimizden almak demek ver şunlar kitapları. Ver lan kütüphanede daha külliyat koymayacağım değil. Elin gidemez. Açamazsın. Okuyamazsın. Evet. Okuyamazsın. Seni sıkar. Gitmez elin. Eğer bir gün seni namaza getirmemişse Allah senin huzurunu almadı. Eğer Risale-i Nur Risale-i Nur bir gün 10 dakika sen okumamışsan seni bırakmış rahmet ilahi. Eğer acı ama maalesef öyle. Nedir o? Okuyamamak seni terk etmiş. İmam-ı Gazali'den söyledi. İmam-ı Gazali diyor ki: "Sen bir gün ilmi terk edersen o seni bir hafta. Sen bir hafta terk edersen o seni bir ay. Sen bir ay ilmi terk edersen ilim seni terk eder gider. diyor. Bir sene demiyor. İlim seni bırakır. Ne demek benim? Kütüphanen dolu. Al da göreyim hadi. Seni terk edildiğinin delilidir. Seni terk ettiler. İstemiyorlar seni. Anlamıyorsun. Bir sürü var. Şimdi işim var. TikTok'lar, YouTube'larda nasıl çıkacaksın? Çık da oku hadi. Çıkamazsın. Köle ruhlu işte. Onu deme başkasına ama maalesef öyleyiz. Eğer ben bunu kapatıp da hala onlarla kaç saat geçti? Bir buçuk saat. On dakika okumadın. Şimdi sana iltifat mı edeceğim? Bir buçuk saat bunun içindesin. Yok kardeş öyle de. Yok. Seni bir terk etti kardeş. Seni terk etmişti. Ben sana iltifat mı edeceğim? Allah seni terk etti. Risale seni terk etti. Hakikat seni terk etti. Allah seni terk ettiğinin delil nedir? Liyakata göre. Huzurun almadı seni. Namazın içinde mi mu 16. sözde? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Bir nevi huzura kabulün. Kabul edilmedi. Terk seni. Söylemiyor mu 26. sözün sonunda ayette? Siz mi Allah'a isyan ettiniz? Allah da size ceza verecek. Elini ayağını kırmayacak. İştahını kesmeyecek. Gözünü kör etmeyecek. Cezası nedir? Seni sana unutturacak dağılacaksın böyle gömüleceksin. O bizim ders vardı ya. Cep telefonuyla Osman yapan. Adam düştü içine ya. Ha işte. dışında dışındayım zannediyorsun. Girdin lan içine. Hasan. Girdin içine. Bir buçuk saat geçti. Bir buçuk saat geçti. On dakika okumadın. Namazı da son dibine getirdin. Namazın son vaktinin son dibine getirdin. Nasıl da kıldınsa Allah bilir. İşte. Bu son o bir buçuk saat geçti. Allah'tan kork. On dakika Risale okuyamadım. Çünkü terk edildi. Acısı ben öyle menfi istemem. Ama olan da bu. Terk etti seni. Gazal öyle diyor. Sen bir saat, sen bir gün terk edersen o senin beş saniye. şey bir hafta. Bir hafta terk edersen o seni bir yıl. Sen dedi bir hafta bir yıl, şey bir hafta bir yıl demiyor. Bir hafta sen ilmi bir ay ilmi, bir ay ilmi, bir hafta bir ilmi. bir hafta veya bir, il, bir, ay seni tamamen terk gider diyor. Bir ay diyor. Bir ay sen ilmi terk edersen seni ilim bırakır. Ne, ne demek? Artık yağsız, tuzsuz, keyif alamazsın. Otursun öyle. Tamam işte. Peki cezası nedir? Sen sana bela olacaksın. Sen senin, sen senin şerinden kurtulamayacaksın. Sen sana bela olarak yeteceksin. Asan bela ne ararsın? A bela sen sana itiyorsun. Da belayı ne yapacaksın? Kendinle boğuşuyorsun. Bela değil mi? Hakikaten casusluğunu yapman gerekirken neyle boğuşuyorsun? Kendinle boğuşuyorsun. Boğuşuyorsun. Bir sayfa o, olsun. Evet. Ya ben uyduruyorum biraz tamam mı? Yani 5-10 dakika ben uyduruyorum onu da söyleyeyim de. Yok Risale şöyle diyor. Birkaç dakika diyor. Ama 5-10 dakika diye ben şey yapıyorum. Yani bir satır da kalsa... Evet. Bir bağdır. Sürükleyici oluyorsa <laughs> bir, bir bağ. Hı. Ama kardeşim saatlerce buradasın. Koca bir gün geçti 10 dakika açamadın. Ben ne diyeceğim sana? Estağfurullah sen aslında öyle. Yo fil bu. Seni açmadı kendisine. Sana ki bu sözüm. Ben de öyleyim. İsem. Ne küfra nimet yapacağım? Ne? Bir buçuk saat ben bununla meşgul olacağım. On dakika bakmamış. Nasıl olacak bunlar? Yok öyle şey ya? Hiç bilenle bilmeyen eşit olur. Kardeşim terk edildiğini de bil. Seni külliyat terk etti. Seni namaz terk etti demek. Allah seni terk etti. Huzurunu almadı. Bakmıyor yüzüne. Ama rızkını kesmiyor. Allah olduğu için. Tobe. Rab olduğu için. Rızkını kesmiyor. Allah olduğu için terk etti seni. Allah bu. Nasıl okumuyorsun ya? Evet. Ya, ya, sen, It, almıyor. Lezzet, Yok. Evet. Rizalet şefkat evet. tokatından geçmiyor Osman? 8 ay okuduğu halde hiç istifade edemedim yani, diyor. Evet, evet. Abi okuyorum. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. Aha şefkat tokatında var. Ha 8 ay bir de yazmış. 8 sene mi? Ciddi mi ya? 8 ay diyordum ya. 8 sene katilttik yapıyor. Ama çok hikmeti ilerliyor. Sonra anladı ki bir seviye kazanmış ki anlamış. Ya anlamayıp gidecek miydi? 8 ay tam başlıyor. Vay be. Asar Bediye 537. Ve, Ve tahti hürriyet İnsaniyet noktayı nazarından zaruridir. Yani tahtit konulmasa cemiyet ne olur? Kayıt konulmasa, ölçü konulmasa. Ben bir, bir şey söyleyeyim size? Ee, haramlar olmasa, farzlardan lezzet alınmasa. İyi ki haramlar var vallahi. Haramlara rağmen bu yapıldığı için keyif alıyoruz. Ben bunu yaşadım. Anlatamam. Dedim ki iyi ki haram var. Haram o kadar cazip ki eline geçince a bu muydu ya? Evet o zaman başladımsa şu kelimeyi bitireyim. Tam bitirelim. Ve taht tamam, ve tahti ve hürriyet insaniyet noktayı nazarında zaruridir. Ama hürriyeti mutlaka yani mutlak her şey serbest. Her şey, her şey. Vahşeti mutlakadır. Belki hayvanlıktır. İnkıyadı vicdan ile ahkam-ı şer'i ile yani kayıt nereden olacak? Bak, inkıyadı vicdan ile getirilecek. Kayıt vicdanı ölçüler olacak. Başka? Ahkam-ı şer'i ile takki-i de tekemüldür. Munafı değil. Buna ters değil. Ee, a Ama levazı mı medeniyet dediğiniz bazı zulüp ve mesavi medeniyeti bazı o günahlar ve mesavi medeniyetin o medeniyetin icaplarını çocuk tabiatıyla he, çocukluk. çocukluk tabiatıyla heva ve heves ile aldatıcı measin zannedersiniz. Ya bu Asar Bedi acayip. Asar Bedi'ye okumadan Hiçbir nur talebesi ölmesin inşallah. <laughs> Acayip olmayın banki abi Evet. Bak şimdi vicdanın ne anladık? Vicdanına uymak hürriyet budur. Yani hürriyet nedir? Vicdani bir hayat hürriyettir. Hürriyet. Evet, arkadaşlar unutmayın. Vicdanı öldüren ırkçılıktır. Irkçılıktır. Biraz önce okuduk ya onu unutmayacaksın. Irkçılıktır. Irkçılık kimdir? Merkezi Siyonisttir ırkçılığı de ediyorsa o Yahudi kökenlidir. Yani bir, bir ümmetçi Yahudi değil. Evet, o, o o o aslında kökenine bakarsan ona gidiyor. O ya. O o orada bir neslinde bir şey var. O kanlar karıştı diyor ustat. O kan o karışmış. Ümmetçiliğe kanaat etmeyip ırkçılığa kanaat edenin o kö, kökeninde bir şey var. Anladın mı? ümmetçiliğe kanaat etmedi. Ü ümmetçiliği. Çünkü niye? Veda hutbesinde din tamamlanmıştır. Dinin başına demedi, sonunda dedi. Menfi milliyetçiliği, ırkçılığı başımın üstüne koydum. Birbirinizin başlarınızı üzerinize koyasınız. Öyle mi dedi? Ne dedi? Altına. Ayaklarının altına koyduğu sen başın üstüne koyarsan o baş o baş nedir? peygamber ayağının altına koyanı başının üstüne koyarsa o baş ayakların altına gelir. Sen Peygamber ayağının altına koyduğunu başının üzerine koyamazsın. Varsa vicdanın. Varsa... Ha. Bir daha vicdanı vicdanına uyma kürriyet budur. Ahkamı şeriyeye sınırlandırılma sınırlandır, sınırlan onla sınırlan. Yani ahkam-ı sınırlanmakla. Yani kayde geleceksin. Yapamam, diyemem, edemem, veremem, veririm, vermem. Ahkam-ı sınırlanman gerekiyor. Hem kendinin hem haricinin hürriyetine vesiledir bu. Mesela ben en acayip şeyleri kendim karar veririm, kendim yönetirim yapmam. Hürriyettir. Kölelikten, hayvanlıktan çıkarım. Ama hariçten bir tanesi dese ki sen onu yapma. O kölelik. Hasan abi, şey e, vicdan içsel sistemin peygamberi değil ya. Evet. Vicdanına uymak hürriyet budur dediniz ya. Evet. Yani ona o da sünnet seniye uymak. Da... Evet hürriyet. Evet tabii. Ahkam-ı şeriye ile kendini sınırlarsan, sınır, sınırlarsan, kendini kayıt altına alırsan, hürriyet budur. Yoksa e, esareti hayvani istibdadi e, şeytani Hürriyet namı verilmiş. Hem kendini hem de haricinin hürriyetine vesile olursun. Heves ve hevaya uymak köleliktir. Yani her istediğim yaparım. Köleliktir. Ve vicdanını susturmaktır. Demek hürriyetin zemini vicdandır. Ne kadar vicdanlıysa o kadar hürsün. Ne kadar, ne kadar vicdansızsan o kadar kölesin vicdanın da inkişaf ve imbisatı içinde ne yapman gerekiyor? E, gerekiyor bize. Heva ve hevese takit koymaktır. Heva ve hevese kayıtlar koymalı. Tağ vicdan hür olsun. kayıt koyuyorsun. Evet. Şey. Keyfe marşalıktan kurtarır seni. Evet. Keyfe marşalığa yatakta yatamazsın. Keyfe marşa tuvalette olamazsın. Keyfe marşa yemek yiyemezsin, keyfe marşa giyemezsin. Allah short giyerim, bilmem ne yaparım. Ben bunu derim. Ben bu ortamda gazını bırakıyor musun? Ben istediğim yapar. İstediğin yapamazsın. İstediğini yapan istediği istenilenler yapılmasına da müsaade ediyorum demektir. Ben istediğimi söylerim diyen kim? Her istediği diyen onlara muhatap olacağım demektir. Her istediğini söyleyen her istenilene muhatap olacak adaydır. Sen buraya gaz bırakabiliyor musun? Uçakta gördüm. Davut'un annesi de oradaydı uçakta. Belki de anlatır. Ondan sonra tam arkamdaydı. Annem de çapraz Sonra tanıdım. Ondan sonra bir burnu şey yapıyor böyle. Şöyle yapıyor ki falan. Bir de Ay, affedersin gaz bırakıyor uçakta. Hiç bir de. Hiç. Ondan döndüm. Bakmıyor daha alçak. Ona böyle bir şey dese bunu tersine vuracağım yani. Yani onu yaptım, bunu yaptım bunu da yaptın. Yani böyle? Bakıyorum. Adam nasıl biliyor musun? Koltuğa bakıyor. Ben buradan yanına bakıyorum. Hiç bakmıyor. Yani hürriyet zannedilmiş. Her istediğimi yaparım diyen, her istenilene yapılmasına müsaade ediyorum demektir. Her istediğimi söylerim diyen, her istenilen şeyi de bana söylenmeye müsaade ediyorum diyendir. Hayır. Ben her istediğimi yapamam. Herkes de her istediğini bana yapamaz. Yapamaz. Müsaade etmiyorum. Niye? Kendimi kayıtlamışım. Abi öyle diyenler zaten menfaat için her türlü alçaklığı da kabul ediyor. E tabii. Ben yapamam diyemem, edemem, söyleyemem. Kimdir hür olduğum için? Hür, Vicdanı hürriyet budur. Vicdanı üreti kaldırırsan hürriyeti hürriyet değil o. İstibdad-ı şeytani, esareti hayvani. Hayvani duyguların kölesiyim. Hakikası, <laughs> i̇şte o Demek hürriyetin zemini vicdandır. Vicdanın da inkişaf ve imbisatı için de heva ve hevese takit koymaktır. Keşf keyfe maşalıktan kurtulmaktır vicdaniyat. Vicdaniyat neymiş? Keyfe maşalıktan insanı kurtarır ve hürriyet tahkiki budur. İyi ki doktorum sağ olasın. His değil ara verelim vicdan. Başka bir ders yapalım dedin ya. Keyif aldım. Son de, bu... Mu dedi? Evet o dedi. Allah Allah, evet histen çıkalım abi dedi artık yeter dedi. Evet. Doktor da ben de uydum. Hangisi abim? Her şeyi... Ben her şeyi her şeyi söylerim demek bana her şey söylenmesine müsaade ediyorum demektir. Evet, kanun bu. Her şeyi yaparım demek, bana her şey yapılmasına müsaade ederim demektir. Çok acayip. Yapamazsın diyemezsin, veremezsin, alamazsın. Çünkü niye? Ben insanım, hayvan değilim. Her şeyi istediğini söyleyen, istediğini yapan şeytan ve hayvandır. Hayvan nereden bırakacak? Kaydısı var mı? Nerede gelmişse kıçıyla bırakıyor. Adam da öyle. Uçakta bırakıyor. Lan her şey yapamazsın. Hayvandır ya bizim akırdakiler yapardı onu. Ama insan olduğun için daha beter oluyorsun. Kelenam mı benim adam? İstibdadi şeytani hürriyet namı verilmiş. Şeytanın istibdadi altındasın ya. Köle ruhlu insan. Kendisini kendisi yönetmiyor ki. İçimden geçeni söylüyorum diyor yapıyorum. Hayır içinden geçeni senin değil o şeytan geçiriyor. Şeytanın söylemesi, dürtmesidir o. Mesela bir misal vereyim. Sen abdest aldın. Şeriat'a göre abdest aldın. Ya olmamıştır, bir daha de alayım demek şeytanın emriyle abdest almaktır. <laughs> Fıkıhtaki misaldır bu. Ya ne olacak? Ne olacak demedi. Zeyt şer'e uygun abdest alsa Abdesi olmadığına, o alamadığı, yanlış olduğuna dair bir delili yoksa, aldığından eminse, bir daha abdest alsa zeyt kimin emrine uyarak e, almıştır? Amr cevap veriyor. Var ya muhtekada, damatta fıkıh okudum ya. El cevap Amr der ki Rabbi dediği için almıyor, şeytan dediği için alıyor. Şeytanı abdest. Şeytan da abdest aldırır. Ya ben uydurmadım bunları. Asar Bediye 558. Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir ki. Cilvedir. Ne? Bak vicdandaki tecelli. Bak onu göreceğiz Osman. Neymiş? Bak daha okumadan biliyor adam. Çünkü Asar Bediyeci dedim ya. Ee, okumuş ya. Çok fazla okumuş yani en fazla bir mesela Türkiye'de birisi var. Mahkemede çok olmuş işlenince o atar geliyor. Mahsar bedi deyince bu geliyor. Evet. Bak abi çok, çok acayip bir yer diyor. <laughs> ben ben yeni öğreneceğim şimdi. Bakayım ne diyor. Vicdandaki tecelli aynı böyle cilvedir. Ne? Ki inciza bu cezbe iki musaffa canı. Ne demek musaffa? Ee, safileşmiş, arınmış. İki mucella yani mucella demek parlak candır. Akseden içinde cemali la hem nuru imani. Harika. Ve bunu okuyorum izanı kapatıyorum hakikaten. Vicdan da bize hayat verecek. Vicdan da bize hayatın hayatı, hürriyetimizi o veriyor. Vicdaniyatın kadar hürsün ya. İki can tecelli ediyor. İki tane can. İki can. Birisi cemali Cemali layezali bize hayat veriyor. İki nuru iman bize hayat veriyor. Usta diyor ki ben iki hayattayım. Tek hayatta olanlar karşıma çıkmasın diyor. Biz iki hayattayız. hem dünya hem ahiret. Şu anda biz yaşarken ahireti de yaşıyoruz şu anda. Süre hakikattan kopuk olamaz. Hem ahiret hayatını yaşıyoruz hem dünyalık. Vefat anında dünyalık bitiyor tekisi. Biz zaten ölmüyoruz ki zaten <laughs> hayattaydık. Çift yedek var. Lastiğin patlarsa istepne lastik var. Biz çift hayatlıyız. Arkadaşlar aynı anda çift hayatlıyız. Arabanın lastiği patlayınca onu takmak gibi de değil. Patladığını bile anlamazsın. Çünkü devam ediyor hayat. Çift hayatlıyız. Bizim hayatımız aynı anda suret ile hakikati yaşıyoruz. İman ile. iman ile. Başka cemal ile ile. Hem iki hayatı aynı anda yaşıyoruz. Bir tanesi alınsa ötekisinin yaşamaya devam ettiğin için alındığını anlamazsın. Delili şehittir. Vefatını anlamaz. Çünkü çift hayatlıdır. Bir daha çift hayatta olmak, lastik patlayıp tekrar onu takmak zaman geçer. sağ çekmişsin, lastik patladığını anlarsın. Çift hayatlıyız. Birinci hayat cemal ile yezali, ikincisi nuru imani. O vefat etse çift hayattı. Bir tanesi gitti bile anlamaz. Hemen mesela o biniyor. İnternetlerde de öyle. Bu kesilirse tak diye te telefonda mesela aküsü biter. Şey eleti kesilir. Bataryaya biner. Anlamazsın bile hiç. Hemen öteki hayat başladı yani. Aküsü biter, bitse bile bataryaya geçiyor vesaire. eleti kesilse. Hayatı hayatı bitti. Bittiğini bilmez. Buna delil şehit. Çünkü çift hayatlı. Ötekisi, e o da çift hayatlıdır Müslüman ama lastik patladı. Öteki lastikle gidiyorum. Bilir. Biz çift hayatlı. Usta diyor ki ben çift hayatlıyım. Görüyor musun? Onun için Müslüman vefatını da anlamaz. Ona delil şehittir. Vefatını bilmez. Haydır diyor. Hayat devam ediyor. Müslüman vefatını bile anlamaz. Bazı Müslümanlar depremi bile anlamadığı gibi. Deprem gidiyor şak 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 şak. Ne oldu ya diyor. Anladın? Lan kıyamet kopuyor. İnsanlar inim, inim inlerken, cehennemi yaşarken kafasında vicdanda onlar cennet hayatı bir hayat yaşıyorlar. Allah Resulü diye demiş. Haşirde bunları görecekler diyecekler ki ona siz bizim bizimle aynı asırda mı yaşadınız? Evet. Belki de maalesef senin binadaydık bir kat dershaneydi. Diyecekler ona aynı akran, aynı asırın insanı mıydık? Değil aynı asır. Aynı senenin, aynı mahallenin, aynı binada yaşıyorduk. Ya bunlar bizim asırda mı yaşamış bu insanlar? Vay bize başımıza. Vay vey olsun bize diyecekler diyor. Ayette de söylüyor. Biz çift hayatlıyız. Birincisi cemal ile yezali, ikincisi nuru imani. Bir tanesi patlarsa ötekisi devam ediyor. Devam ettiğince birincisinin ortadan kalktığını bile görmüyor. Çünkü dünyada her şey surettir. Unutma. Dünyada her şey surettir ve bedenseldir. Yaşamak da surettir. Bu dünyadaki mevt surettir. Hakikatta terhistir. Dünyada mevt. Surettir, hakikat ise hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir. Hayat devam ediyor. Tam. Suretten hakikata geçiyor. Suretten hakikata geçen, su, vefat etti, her şey bitti mi oluyor? Nokta mı koymuş oluyor? Tam tersine. Paragraf devam ediyor. Yazı tamam. gidiyor. Devam ediyor. Aynı devam ediyor. Arkadaşlar dünyada unutmayın her şey surettir. Beden de bu hayatın komprimidir. Beden, beden alem-i şehadetin hulasasıdır. Komprimidir, komprimidir. Bu hayat, bedensel hayat surettir. Onun için e, diyor ki rahmetim gadabımı açtı dediği gibi hay subuti sıfattır. Evet. Meft esmadır. Meft diye subuti sıfat var mı? Yok abi. Zatı sıfat var mı? Evet. Yok. Ama hay ilim, irade, sen, basar, kudret, kelam hayat subuti sıfattır. Mevt burada ise hayat sonsuzdur. Bunu kapsar. Peki ne iş yapıyor bu mevt? Hayatın mertebelerini, hakikat mertebelerinin ortaya çıkmasına vesiledir. Nisbi ve itibari vazife yapıyor. Mevt, mevt ölüm değildir. Mevt teptil mekandır, tahvili vücuttur, itlak ruhtur. Suretten hakikate geçmek. Onun için çift hayattayız biz. Mefti bile, şey, mefti bile anlamayacaksın. Çünkü e, Allah meft esmadır, bu kadardır. Hay sıfattır. Sıfat ise ihatası sonsuzdur. Neye benzetiyorum? Gadab buradadır. Rahmetim gadabımı açtı. Ne işime yarayacak bu bilgi? Nasıl vefat edeceğim? Gadaba göre değil. Aşkına göre, rahmetine göre öleceğim. Rahmetine göre muamele göreceğim. Yani e, rahmetim Gadabımı aşmış O zaman ben muamelemi rahmetimle göre yapacağım Müslüman'a. Nasıl yani? Gadapla öldürmeyeceğim, merhametimle öldüreceğim. şey terhis edeceğim. Gadapla öldürmeyeceğim, merhametimle terhis edeceğim. Nasıl muamele edeceğim? Gadabımla değil. Aşkın nedir? Rahmet. Ama kafir ise rahmeti dünyada kapattı. O gadapla ölecek. Gadapla hesap verecek, gadapla gadaplanacak, gadapla gadaplanacak. Biz rahmetle rahmetleneceğiz. Biz çift hayatlıyız, çift. Bir bedensel hayat, iki vicdanı bir hayat. Bir tane olsa zaten o zaman bedensel hayata meft deniliyor. Ee, vicdani hayat hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya din ile olur. Bu milletini yaz. Hayatın hayat imandır diyor usta. Hayatın bak bunu bir anlasak. Hayatın hayat olur mu? Hayatın hayat imandır. Ne demek? Hayat bedene nedir? İman da ruha öyledir. Hayat bedene ne demek? Hayat çıksın. Göz görür mü? Kör olur. Kulak duyar mı? Sağır olur. Ağız konuşur mu? Dilsiz olur. Aynen bunun gibi hayat bedenden çıkarsa varlar yok olduğu gibi İman da ruhtan çıkarsa manevi kör olur, manevi sağır olur, manevi dilsiz olur, manevi hayatsız olur. Ya iman hayatın bak hayatıdır. Başka hem nuru hem esasıdır. O zaman sana mefnedir nedir? Teptil mekandır, tahvili vücuttur, İtlak-ı ruhtur. Zindani dünyadan bostan cinana dönüşmektir. Acayip bir şey ya. Beni coş, coşturuyor. Çift hayat. Çift hayat. Bir tanesi cemali la ezali birisi de nuru imani. Biri latife-i rabbaniyede nedir o? Cemali la ezali diğeri imanın nuru. O da kapte. Yani iman kaptedir. İmanın nuru kapte değil. İmanın nuru dışsaldır. İmanın ziyası içseldir. İmana buraya koy. Nuru deyince dışsaldır. Ziyası deyince içseldir. 29. söz. İmanın nuru, imanın kendisi değil. İman kaptedir. İmanın nuru vicdandadır. İmanın nuru dimadadır. Diş, dıştadır. Nuru iman deyince nereye? Nuru iman, eğer nuru iman şeyse dimada, kendisini söyler. Dimada, eksel, yüzde çok galip manada imanın nuru hep şey yukarıda söyler. Tamam. Dimada söyler. Eğer imanın halisiyeti olursa vicdandır, e, imanın hakikati kendisi ise kabdedir. İmanın mahiyeti ise vicdan, şey ruhtadır. İmana buraya koyduğun zaman dışa, mülke doğru, melekete doğru. Abi, imanı neden kalbe koymuş? Vicdana çok geliyor. Yani bir ustada keşke sağ olsa da söylesek. Allah, Ama, <laughs> Allah sor. Allah sor. <laughs> Direkt soramadığım için Allah usta da sor. Şimdi kalp kainatın haritası ya. Vicdan haşir meydanını. Kalp daha cami yani. Vicdan İslam'la sanki eşdeğer oldu abi bu derste. Bana. Evet. Yani eee şeriatla çok şey yaptı. Evet. Da Şimdi eee haşir meydanı mı daha kapsar? Arş mı? Kainat. Haşir meydanı yani o muhitlikte bir muayyen bir yer. Onun üminesi. Burada kesiyorum. Abi imanın nuru ziyası Ziyası içsel... Ziyası imanın ziyası içlerdir. Vicdan, Vicdandadır. Ruhtadır ve şimdi. Yani imanı şöyle koy Berza. Nuru deyince dışsaldır mülk tarafına. İç tarafı. Mesela imanın nuru dimadır, imanın ziyası vicdandır veya ruhtur. İç âlem yani. Ve davahum en elhamdülillah rabbil Alemi ya rabbi. Amin. Bu hakikatte haklanmayı. Bu bu derste bu Maide-i Kur'aniye sofrasındaki suretten hakikata ve mahiyete dünya ve ahirette geçme bize nasip eyle. Allah'ım bize kim dua ediyorsa, kime söz vermişsek dua edeceğimize. Kim bizim üzerimize hakları varsa, emekleri varsa bilmiyoruz. Allah'ım bu mahiyedi Kur'aniyeden hasıl olan bu hakikatları da onlara da ihsan eyle. Onlara da merhamet eyle ya Rabbi. Bu derste ortaya çıkan sensin, Yap, yaptıran sensin, ihsan eden sensin. Ya Rabbi farkındayız. Bunu da veren de sensin. Bu derslerin hakikati hürmetine, mahiyeti hürmetine Müslümanlara ve İslamiyete ve Gazze'ye yardım eyle. Allah'ım Müslümanlara ve İslamete gaziye ve Biladi İslam memleketlerinde her nerede zulüm yapıla, yapıla yapanlar varsa taraftarları ile beraber, türevleriyle beraber, safları ile beraber olanları Allah'ım kahar ismine karı perişan eyle. Kahhar Kahar ismine karı perişan eyle. Kahhar Kahar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Fensurnalel kamin kafirin sırrına bizi masar eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu dinin sahibi sensin. Çok iyi biliyoruz ki bu sevgi bize de veren sensin. Dini bizden fazla seviyorsun. Mutlaka hikmetin vardır. Ama ya Rabbi bu hikmetler bizde olmadığı için eziliyoruz, üzülüyoruz. Allah'ım bu suretten hakikata geçmeyi, hakiki senin senin hakikatındaki manasını ehli imana ve amin diye şu kullarına da nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hakikatına göre suretini de değiştirmeyi an bir zamanda nasip eyle. Vahir davahum en rabbil alemin. El Fatiha temas